Evet, 15 Nisan Pazar Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz. Program arkadaşlarım sevgili Eray Balcı ve sevgili Engin Yalçın'la birlikte dolu dolu bir programda, yaklaşık 2,5 saat sürecek olan programda sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Bizler her cumartesi pazar siz değerli aile fertlerimizle, dostlarımızla birlikte diyelim, hemhal olmaktan, sohbet etmekten büyük keyif alıyoruz. Umarız programın sonunda da aynı tadı, aynı keyfi almış şekilde sizler de ekranlarınız karşısından ayrılmış olursunuz. Bu güzel pazar sabahında dedikten sonra hemen arkadaşlarıma dönüyorum. Engin'le başlayacağım. Engin, nasıl geçti dün senin için, neler söyleyeceksin? Öncelikle ekranlara başındaki tüm dostlara hayırlı pazarlar dilerim. İyi geçti abi. Bugün yayından sonra evimize gittik. Biliyorsunuz bu pek fazla yapma fırsatımız olmuyor. Çünkü yayın akışımız için yarışları net ve net seyretmemiz lazım. Evet. Onların da zaten bugün yorumlarını ve analizlerini yapacağız. Hazırız. Evet. Eray, senin nasıl geçti? Sen neler yaptın? Neler söyleyeceksin? Malum yarış programları biraz daha yoğunlaşınca, evet, koşullara kalabalıklaşınca, burada zaten yayından çıkıyoruz, eve gidiyoruz. 6'da ganyan başlıyor. Yarışların bitmesi onu buluyor. Derken zaten günü bitiriyorsun. Sonrasında bugüne hazırlanmakla geçiyor zaman. Bugüne de hazırlandık. İstanbul'da 9 koşu, Adana'da 10 koşu var. Uzun zamandır hasret kaldığımız yarış programlarından birini bugün tanıklık edeceğiz. Ekip olarak hazırız. Bütün dostlarımıza faydalı olmak için buradayız bir kez daha. Evet, umut ediyoruz ki güzel bir pazar günü olsun. Umut ediyoruz ki güzel bir, verimli bir güzel ve yarış günü olsun dedikten sonra kazançlı bir yarış günü olsun İnşallah. Diyelim. Ve hemen adettendir diyelim, iletişim adresimizi hatırlatalım. Zira sizlerin tweetleri gelmeye başlamış bile şu anda görüyorum. Arkadaşlarım hemen adresi ekranlarınızın altına yazarlarsa, @Cantınaz Hakan, sizlerin de gördüğü üzere bizlerin Twitter adresi. Sosyal medya katılımlarınızı bekliyoruz ve şöyle bir bakalım neler gelmiş sizden, hızlı bir şekilde değerlendirmelerimizde bulunalım. Sizden tabii ufak da bir ricamız olacak. Benim son göndermiş olduğum tweet'i, pazardır hatırlayamayanlar olabilir, mutlu pazarlar, Son Düzlük başladı tweet'ini kendi listelerinize eğer gönderirseniz en azından biz de daha geniş kitlelere ulaşmış oluruz. Engin Limanlar demiş ki selam, günaydın, iyi yayınlar, iyi pazarlar herkese, bol şanslar demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Engin Limanlar'a. Gold Food'da günaydın Hakan abi, iyi yayınlar Eray abime ve İzmir'in prensi Engin Yalçın abime selamlar. Allah'a şükür atımız dün İzmir'de kazandı. Bekir'im demiş Goldwood. Ayakları düz bassın, değerlendirmelerde bulunacağız Bekir'imle ilgili tabii ki. İstinye Ganyan Bayi. Bayimizdeki yarışseverlerden, isneganyan.com'daki takipçilerimizden selamlar, sevgiler. Tay TV izleyen herkese bol şanslar diliyoruz demiş. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de Turgay Bey'e. Sağ olsun, var olsun. Yine bakıyoruz, yukarıya doğru çıkıyoruz. Ayhan Kızgıngül. Didim'den güzel bir pazar sabahından herkese sevgilerle. 6 sene öncesinde kalan sevgili Selim Kaya ile güzel bir anı demiş, Ayhan Bey göndermiş. Biz de bu güzel anıyı bir kez daha 6 yıl sonra ölümsüzleştirmiş olalım. Tay TV ve Son Düzlük ekranları vasıtasıyla dedikten sonra bir güzel anı daha yakın zamandan tüm Son Düzlük ekibine ve takipçilerine günaydınlar, selamlar. Dün oğlum Zafer'le Veli Efendi'de seyis kardeşim Mehmet Turan'ı ziyaret ettik. Mavi Dalga ile beraber sizlere çok çok selamları var demiş. Vallahi atında iyisini, atında paşasını bulmuşsunuz yani hakikaten. Mavi Dalga ile birlikte Cenk Erenler'e de selamlarımızı iletelim. Bir günde bize bekleriz artık ziyarete, değil mi Engin Bey? Madem İstanbul'a gelmiş, burada bekliyoruz biz de. Dolayısıyla selamlar, sevgiler diyelim Cenk Erenler'e. Ve bakıyoruz kimler sağ olsun listelerine göndermişler. Sefaköy 666 İbrahim Karaman'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kadir Saçlı'ya, hakeza Fuat Ertuğrul'a ve Cesur Resul Barut'a buradan selamlarımızı ilettikten sonra Evren Karasu'ya, İstinye Ganyan Bayi'ne, Mehmet Bey'e ve Ali Hepgüler'e teşekkürler, sağ olsunlar. Son Mutlu Pazarlar tweetimizi kendi listelerine göndermişler, retweet etmişler. Günaydın, iyi yayınlar, mutlu, sağlıklı, bereketli günler demiş Faik Sarı. Ne güzel bir temenni hepimize inşallah diyelim. Kürşat Akçakaya yine aynı şekilde sağ olsun. Invincible sana teşekkürler Berkant'a. İzmir'e Karşıyaka'ya Emre Pehlivanoğlu'na selamlarımızı, sevgilerimizi iletirken bütün aileye, yine Kürşat Akçakaya'ya, İlhan Eroğlu'na ve Serkan Büyükarslan'a buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bu güzel pazar sabahında dedikten sonra şöyle bakıyoruz. Murat Mert'e, Evren Özlem Karasu'ya, Nihal Hanım'a, Nihal Hatun'a, Özlem Karasu'ya yine tekrardan sağ olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Karasu ailesi bize İskenderun'dan sürekli yıllardır aynen hiçbir zaman her programda
bizlere destek olan, bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızdan. Dolayısıyla onlara da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha iletiyoruz dedikten sonra şöyle bir daha bakalım. Fuat Güner'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Fırat Berti'ye buradan Diyarbakır'a selamlar, sevgiler. Ayhan Kılıççetin'e, sevgili Ayhan'a ve Seren Hanım'a, Seren Selin Ekinci'ye. Hocamıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha iletelim. O da sağ olsun hiçbir zaman son düzlüğü yalnız bırakmayan dostlardan biri. Yine şöyle bakıyoruz Evren Karasu'ya, Özlem Hanım'a yine hakeza aynı şekilde. Sedat Gökçe bugün oradayım aga demiş ama onlar Sinan'la yazışırken bizim timeline'a da düşmüş. Selamlarımızı iletelim. Evet. Eray sana yukarıda gelen mesajlar var, onları da şöyle bir sorayım. İyi yayınlar, selamlar. Galatasaray mı Başakşehir mi Eray abi? Çok zor. Çok zor yerden geldi soru. Başakşehir iyi futbol oynuyor ama Galatasaray'ın kendisi aslında hemen hemen her takım hakimiyet kurduğu ortada. Bir adım önde Galatasaray bence. Bugün bir şekilde galip gelecektir. Maç şeyde değil mi? Galatasaray'ın sahasında. Galatasaray'ın sahasında. Evet. Anladım. Başakşehirli gençler gelecekler ama maça biliyorsun. Davetli ilk yerden. Öyle dolayısıyla kalabalık olacak maç. Buradan bakalım sonuç ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hakan abi, Vietnam'da at binen sevgili kardeşim Şahin Sivasoğlu. Vietnam'da, dünyanın bir ucunda. Helal olsun. Maşallah. Bravo. Aslanlar gibi bizleri güzel temsil ediyor. 9 numaraya Şahin bindi diyor. Maşallah diyelim biz de. Evet, başarılar Saigon Racing kardeşim. Club doğru. Ha? Başarılar daim olsun inşallah. Hakikaten güzel şeyler dünyanın bunlar. Bir ucu ama hakikaten Türk adını orada duyuran dostlardan biz de selamlarımızı iletelim. Şahin kardeşimize yine aynı şekilde. Pekala, devam ediyoruz. Furkan Güler'e, Fırat Berti'ye, Kartal'a teşekkürler. Özlem Karasu yine ailece güzel bir fotoğraf paylaşmışlar bizlerle. Pazar kahvaltılarını, pazar sofralarını sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman olduğu gibi bizlerle birlikteler. Bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızdan. Murat Mert'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ahmet Hamedi demiş ki saygılar, sevgiler olsun, hayırlı programlar olsun. Kazasız belasız yarışlar olsun. Herkese bol şanslar olsun. Galatasaray'a bugün başarılar diliyorum demiş. Beşiktaş dostlarımızdan biridir Ahmet Bey. Haliyle Galatasaray'a başarı dileklerini de bulutuyor. Fikstür için. Başakşehir'i demek ki biraz daha rakip olarak gördüğü için Başakşehir'in puan kaybetmesini istiyor. Ama o işler belli olmaz yani. Başakşehir'in puan kaybetmesini beklerken Galatasaray bu sefer alıp gidebilir. O yüzden ben biraz daha beraberliğe daha razıyım sanki. Öyle mi? Evet. Yani beraberlik seni tatmin edecek mi? Bence daha bizim adımıza daha doğru bir sonuç olur. İkisi de puan kaybetmiş olacak sonuçta. Evet. Nasıl? İkisi de puan kaybetmiş olacak sonuçta. Yani o zaman ne olacak? Yani Beşiktaş... Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sonra şimdi bu haftadan sonra 5 maç daha var. Hani işte Fenerbahçe'nin fikstürü iyi, Başakşehir'in fikstürü iyi, işte Galatasaray'ın fikstürü iyi gibi söylemler var ama her maç zor ve aşağıdaki takımların da işleri açıkçası çok zor. Düşmemeye uğraşan takım sayısı 5, 6, 7 tane. Onlarla oynanacak olan çok maçlar var. Bu nedenle bugünkü beraberlik Beşiktaş'a bence daha çok yarayacaktır. Pekala. O zaman biz de devam edelim. Senin bu görüşlerin sonrasında gelen mesajlara devam ediyoruz. Hüseyin Ulubaş demiş ki günaydın Adana'dan selamlar abi, bu vatan bölünmez, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de bir kez daha. Sağ olsun, var olsun. Fırat Berti'ye geliyoruz. Fırat Berti, günaydın sevgili abim, yayınlar. Yeni sezon başladı. Tüm dostlara hayırlı uğurlu olsun. Sezona ahır sorunuyla birlikte başladık. Yetkililer en kısa sürede bu sorunu çözer inşallah demiş. Hakikaten ahır sorunları zaman zaman olan, yaşanan, atçılıkta sıkça yaşanan problemler ama şundan bakın emin olun, gerçekten samimiyetle söylüyorum. İnanın yani... her yere, herkesi, tüm atçıyı memnun etmek adına çabalıyor ve gayret gösteriyorlar. Özellikle ahır konusunda. En ufak bir boşluğu bırakmadan hemen şey yapıyorlar. Yani bu anlamda inşallah olsun tabii ki. İnşallah bundan sonrasında da hiç bu problemler yaşanmasın. Ama ne olursa olsun dediğim gibi hani kimse kulağının üzerine yatmıyor sevgili Fırat. Umarım ki en kısa sürede sorun çözülür diye düşünüyorum. Çünkü her sezon başı sıkça yaşanan... problemlerdir bunlar. Evet. Ama inşallah dediğim gibi çözülsün. Çözülmeyecek şeyler değil bunlar. Yeter ki sağlık, sıhhat yerinde olsun diyelim. Fırat'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan bir kez daha. Günaydın, iyi programlar abi. İstanbul'da hava 20 derece. Bu havada nereye? Tabii ki Veli Efendi'ye demiş. Sinan'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Geçtiğimiz hafta bir ayaküstü karşılaştık.
açtık, konuştuk. Ben de bir yere gidiyordum ama uzun uzun sohbet ederiz inşallah. Sevgiler diyelim Sinan'a da, Furkan'ın menajeri, İstanbul'daki selam menajeri. Olsun. Ona da selamlar. Emre Pehlivanoğlu, Hakan abim iyi yayınlar. Koskoca karşı yakamız küme düştü. Bir daha zor çıkarız bu anlayışta. Eray abim demişti ama gidişat çok kötü diye demiş Emre Pehlivanoğlu. Maalesef. Yani 3. lige düştüler. Karşı yakaya hiç yakışmayan bir tablo. Umarım kısa sürede bir güç birliğiyle Karşıyaka eski günlerine geri döner. En büyük temennimiz o. Peki. Günaydın güzel insanlar. Bugün Veli'deyiz demiş. Kim demiş? Yusuf Boğagil ve Boğagil ailesini biz de Veli Efendi hipodromuna bekliyoruz. Teşekkürler ve selamlar. İyi yayınlar Kemerburgaz'dan demiş. Kemerburgaz'a da biz de buradan selamlarımızı iletelim. İbrahim Bey göndermiş. Yine Kadir Saçlı günaydın Hakan abi. Kurumsallaşmanın en güzel örneği olan iletişim beyaz masayı kurarak bize sunan TCK yönetimine öneri ve görüş konusunda yardımcı olduğu için kutluyorum demiş. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Yusuf Krezli günaydın güzel insanlar. Mutlu pazarlar demiş, sağ olsun, çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Fanatik Gazetesi At Yarışları editörü Cem Boş Gelmez'e ve sevgili Robert'e her ikisine birden selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkürler diyoruz. Tamer Sezici'ye, Sedat Gökçe'ye, Özlem Karasu, İskenderun'da bir eviniz, kardeşiniz var, bekliyoruz. Kısırınız hazır demiş. Maşallah, maşallah valla. Tam zaman değil mi Eray, ne diyorsun? Görüntü çok hoş ama bu saatlerde almayalım böyle görüntüleri. Valla doğru söylüyorsun. Peki. Tarık Noyan tüm son düzlük ailesine mutlu pazarlar demiş. Hakan Bey, yabancı ülkelerdeki yarış atları starta tıkır tıkır girerken bizdekiler neden sorunlu giriyor? Bu taylar start için eğitilmiyor. Ben bir video paylaştım Twitter'da. O videoyu görenler için. Tabii o at normalde bir yarış atıydı. Çok start problemi olan bir atlardan biri. Twitter'a yer giydiyseniz görürsünüz. Ve tabii bizim Boldi filmi için eğitildi. Yurt dışında Avustralya'da önemli horse masterlardan, at eğitmenlerinden ve dünya üzerindeki birçok film projesi için eğitim, atları eğiten Cody Rawson ve Türkiye'den de Hakkı Yazıcı birlikte atlarını o eğitimini yapıyor. Çünkü bu atlar rol de yapacak biliyorsun. Yani otur dediğinde otur. Yine bir oyunculuğu öğretiyor. Oyunculuğu öğretiyorlar tabii. Dolayısıyla hiç starta iki kişinin zor soktuğu atı öyle bir eğittiler ki ama hiç yani şey yok. İşte önce startı tanıtarak ondan sonra sevdiğini, yani ben kaç kere atı sevdiğini, okşadığını, yüzünü ve şey yapmayan yani atlarla bildiğin hani aşk yaşıyorlar öyle söyleyeyim yani. O kadar iç içeler, o kadar yakınlar ve o sevginin karşılığında hiçbir canlı zaten karşılıksız bırakmaz, bırakmaz değil mi? Evet. Bir sevgiyi sunduğunuz zaman, sevgiyle yaklaştığınız zaman, aşkla yaklaştığınız zaman karşıdan da değil mi? Hadi oradan denler. Yani baktı dolayısıyla o etki tepki meselesi. Dolayısıyla her zaman ne diyoruz? Sevgiyle yaklaşalım. Kim olursa, her kim olursa, her ne olursa olsun o enerjiyi verdiğimizde de karşılığında alıyoruz. Dediğim gibi hiçbir canlı bunu karşılıksız bırakmaz. İşte atlar da aynı şekilde o sevginin karşılığını onu eğitenlere veriyor. Buradan selamlar diyelim. İlhan Eroğlu, burası Beşiktaş alayına gider demiş. İlhan Eroğlu paylaşmış. Yine kızlarımla Veli'ye gidiyoruz demiş. Gökhan Kaçan paylaşmış. Maşallah Allah diyelim. Bağışlasın. Allah bağışlasın hakikaten Engin'in dediği gibi maşallah hepsine. Sizin bilgi ve tecrübeniz çok fazla, sizden duymak isterim açıkçası tüm ekibe selamlar demiş. Gökhan Bey neyi duymak ister bakalım değerlendirelim. İyi yayınlar Bakan abi demiş. Allah mı söyletti ne yaptı Bakan Hakan abi olacak. Bakan abi yazmış. Sevgili Onur'a selamlar. Engin ve Engin abi, Eray ve Engin abiye de selamlar mesajı selam var Onur Ersoy'dan. Sağ olsunlar var olsunlar diyelim. Peki. Aşağıya doğru iniyoruz. Evren Karasu, günaydın abilerim, canlarım, aile, izin bireyleri, Eray Baba, Engin Dayı, ailemizin bireyleri, Eray Baba, Engin Dayı, Hakan abi, İskenderun'dan sevgiler, saygılar. Yine günaydın güzel insanlar, iyi yayınlar diliyorum. Hakan Bey, dünkü Abbas nostaljisinden beri şunu düşünüyorum. Dünkü yarışın tabelasındaki atlar son 25 yılın en iyi 10 mesafe atı arasında. Bu kadar teknoloji yenilenen pistler olmasına rağmen neden ileriye gidemiyoruz? İşte bu böyle benim... 2 dakikada söyleyebileceğim bir şey değil, değil bu. Tabii ki. Saatlerce oturup konuşulması gereken, farklı farklı parametreleri olan, sadece bir şeyden değil, şundan diyemeyiz, bundan diyemeyiz. Ta en başından, ta gelen aygırlardan, hangi aygırların ülkemize geldiğinden tutun da, hangi kısrakların anneliğe ayrılacağından, hangi aygırların aygırı yapılıp yapılamayacağından, benim Gökhan Durgut'a küçük bir önerim var, tavsiyedir. Biz bu konuları ağırlıklı olarak gündem yetiştiricilik programında çok sık paylaştık. Tay TV'nin YouTube kanalında var. YouTube'a girdiğiniz zaman Tay TV diye aratın.
üye de olun hemen. Katılın, tavsiye ederim. Çünkü programlarımızın tekrarları orada var. Belki bilmeyen dostlarımız vardır. Netlay'de olduğu gibi YouTube'da da YouTube kanalına girip Thai TV yazdığınız zaman YouTube kanalımızda gündem yetiştiricinin tekrarları var. İnanın bu konuları orada çok daha sık tartışıyoruz ama dediğim gibi sadece böyle hani şundan dolayı diyebilmek mümkün değil. Çok farklı parametreleri var. Yıllardan beri hani işin kolaycılığı bence işte şundan dolayı deyip çıkıyor. İki kelimeyle söylenecek şeyler değil. Kolaycılığa kaçma. Şimdi bakıyorum mesela bir alt sakal. Pislerden. Ya ne pislerle ne alakası var? Pistlere bugün girdiğinde baktığında Çin pist dünya standartlarında tıkır tıkır internasyonel yarıştan gelenler görüyorlar, tabii, söylüyorlar. Dünyada böyle pist yok diyorlar. Aynı şekilde sürekli bakım ve yenilenen kum pist, sentetik pist. Dolayısıyla bu anlamda ciddi anlamda hakikaten kulüp elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hem şimdiki yönetim, geçmiş yönetimler hepsi bunu yani ayırt etmemek gerekiyor. Hizmetin çünkü şu yaptı, bu yaptı denmez. Bir hizmetse sektöre bir hizmettir bu. A yapmış, B yapmış, C yapmış hiç önemli değil ama burada atışa gerçekten ciddi anlamda özellikle pistler konusunda ben zaman zaman o pistleri de geziyorum, görüyorum, şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Hakikaten olayı sadece belli bir şeye bağlamak bence kolaycılığa kaçmış oluyor. Dolayısıyla değil, çok farklı nedenleri var. Bakın açık söyleyeyim, hangi atı aygır yapacağımızdan tutun da yarış hayatı bitti, benim bir dişi atım var, hadi anne yapayım diyene kadar birçok nedeni var bence. Yetiştiricilik programlarını da lütfen takip edin. YouTube'da, Thai TV kanalında var gündem yetiştiricilik. Mutlu pazarları yayınlar, bizi bekleyen tam 19 mükemmel bir program demiş. 19 değil mi? 19 yarış, yarış var. Hep birlikte göreceğiz. Siz tek vermeyin demiş. Aman lütfen sizler demiş. Pardon, üçümüzü de, ikimizi de kastetmiş. Peki, o zaman bugün tek yok size. Peki. Taner Kaptan'a, Elis Hanım'dan mutlu hafta sonu dileklerimizle hayırlı yayınlar, mutlu pazarlar demiş. Biz de Elis Hanım'ın bu güzel yüzündeki gülücükler eksik olmasın. Ne kadar manalı ve anlamlı bir bakış değil mi? Dünyanın en güzel şeyi. Çocuklar çok anlamlı bakıyorlar. Yani bakışlarında çok güzel bakıyorlar, sağ olsun. Peki, Şair Gencero mesaj atıyor programa. Dur Şair, cepten mesaj atıyor, yayındayız. Ama başka bir konuyla ilgili atmış. Günaydın, hayırlı sabahları, iyi yayınlar Hakan Bey. Eray ve Engin kardeşe selamlar demiş Özcan Erdoğan. Biz de selamlarımızı, selam, sevgilerimizi iletelim. 666'dan hayırlı pazarlar, selamlar, saygılar dilerim demiş İbrahim Karaman. Sevgilerimizi iletelim. İyi pazarlar, Samsun'dan saygılar demiş Fuat Ertuğrul. Ona da teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Programda, yoklamada her zaman varız evelallah. Bugün tüm kuponlar girse görsün, cepler para dolsun inşallah demiş Mustafa Murat Ülker kardeşimiz paylaşmış. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Başarı dileklerinizi iletelim. Yarış yazarı kardeşlerimizden biri. Fırat Zeyrek, Emre Pehlivanoğlu, yine aynı şekilde Serkan Büyükaslan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Günaydın, iyi yayınlar, mutlu ve sağlıklı, bereketli günler mesajı var. Ona da çok teşekkürler. Faik Sarı'dan gelmiş. Şöyle yukarıya doğru bir daha çıkacağım ama hemen son bir kez daha aşağıya doğru inelim şöyle bir. Cenk Erenler'in paylaşmıştık mesajını. Peki o zaman son bir kez daha şöyle bir değerlendirme yapalım yukarıya çıktıktan sonra. Arkadaşlar pardon. O 74 tane, 77 tane bayağı geliyor mesajlar sürekli. Ama son şöyle bir güncelleyelim. Evet, güncellendi. Serkan'a, Serkan Coşkun'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Serkan da sağ olsun, mutlu pazarlar, müsaitseniz evlerinize konuk olmak isteriz. Sizlerden de ricamız, belki kaçıranlar olabilir. Sevgili can dostlar, hayırlı programlar. Bir pazar gününde daha hoş sohbetinize ortak olmak için ekranlarımız başındayız. Herkese selamlar, sevgiler, can dostlar demiş Şükrü Bey. Şükrü Çetin'e de selamlar. Faysal Kırmaz'a, Ramazan Arı'ya, Erkut Koca'ya, yine Eray'a sorar mısın abi? 5'te 5 yaparsak şampiyon olur muyuz demiş Arda. Green gören Arda sormuş. Yetmeyebilir. Yani yetmeyebilir. Başakşehir'in de 5'te 5 yapması halinde doğal olarak şampiyon olamıyorsun. Biraz da rakiplerin puan kaybetmesine bağlı. Evet. Peki. Şimdi... No Name demiş ki abi günaydın, bu atların altlı gayen içerisinde koşması ne kadar etik, kaya koşusu, kazanansa kaybeden de kaya demiş. Şimdi şöyle düşünün, bakıyorum kayalara, doğru soyad aynı, Etem Kaya, Kaya Kaya, Elif Kaya, Beşir Kaya, Emine Kaya, Etem Kaya, Kaya Kaya, şimdi kayalar ama hepsi, yani şimdi tabii ben bunu ne kadar anlatsam çok bir ön yargı oluştuğu için aslında
Ama ben en azından doğru bildiğimi, inandığımı anlatmak istediğim için bunu konuşmak isterim. Şimdi bir kere bu yarışa hiçbir atın, başka atın kaydolmasına engel bir durum yok. Yok abi. Kesin kesin. Yani 30 tane yaz. Yetiştiricilik yaparsınız, başlarsınız. Sedaton özelinde söylemiyorum bu arada. No Name üzerinde söylemiyorum bunu. Siz de yetiştiricilik yaparsınız, tay hazırlarsınız. 20 tane tayınız gelir sahaya. Yazarsınız. Orada kaya 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 yazmaz da balcı 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 yazar. Yalçın 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 yazar. Engin yalçın. Anlatabiliyor muyum? Neden? Hani bizden örnek veriyorum ki tabii şey olmasın diye. Şimdi bir kere hani kaya koşusu derken adamlar atlarını hazırlamışlar. Şimdi gelelim başka noktaya. Etem. Ramazan Kaya'nın oğlu. Keseler farklı. Evet. Kaya kaya amcaları oluyor herhalde. Evet. Değil mi? Dolayısıyla yani bugün sen şimdi beş kaç tane farklı, amcamıza farklı gidip de değil mi? Amcadır, candır, sevilir, baba yarısıdır, şudur, budur ama yani o sizin düşündüğünüz manada öyle bir durum. Yani bir kere keseler tamamen ayrı, ekipler ayrı. Yani baktığımızda Elif Kaya, Mehmet'in yakınları diyelim, Mehmet Kaya'nın yakını. Beşir apayrı bir ayrı ekip. Aynen öyle. Emine Hanım, Emine Kaya ayrı bir ekip. Kaya kaya ayrı bir ekip. Değil mi? Baktığımızda hepsi atçı olduğu için. Hepsi atçı. Beşiktaş yani atçı olduğu için. Sen söyle İngilizcim. Hepsi Beşiktaş atçı olduğu için bu sektöre de gönül vermişler. Herkesin kendi potansiyeli var, kendi ekipleri var. Herkes kendi kulvarında mücadelesini yapıyor. Onun için de ama Arap atçılığı ağırlıkta olduğu için özellikle bu tip yarışlarda kaya ismi çok olduğunda bu tip sorular geliyor ama işin aslı böyledir. Herkesin yolu farklı. İşin bir diğer aslı da bu koşular otomatik bölünüyor. Yani kimse bunları özellikle bir araya toplamıyor. Ali demiş ki bir tek orada demiş Ali Kaya yoktu. Ali Kaya yoktu. İlave etmek lazım. Sen de bir tane koy. Yani şimdi şunu söylüyor. Ben bazen hani görüyorum. Şimdi tabii bu yıllardır. Evet. Yani bunu benim şimdi burada iki kelime söylemekle değişecek bir şey değil. Ama eğer karşınızdaki insanın samimiyetine inanıyorsanız, karşınızdaki insanların samimiyetine inanmıyorsanız zaten hiç dinlemeyin şey. Ama hiç o düşündüğünüz kafanızda kurgulanan geçen olayların olmadığından emin olun. Çünkü neden? Yani yok. Dediğim gibi en yakınınızdan, kardeşinizden bile değil mi? Evet. Kardeşinizden bile. Ya Eray benim kardeşim. Eray bana atıyorum 1000 lira ver desem değil mi? Hemen. Hemen de yani demek istediğimi anlatabiliyorum, söylemek istediğim. Yani burada bambaşka şeyler, öyle yok yarışıyor. Yok. Bir de bunlar tay. Şimdi starttan nasıl çıkacak, nasıl başlayacak, nasıl gidecek? Kimi çıkar, sapar, kimi bilmem. Ya o göz ne olur öyle düşünmeyin. Çünkü bak şu ayrı. Şu ayrı. Bütün keseler aynıdır. Aynı güneşin altında ıslanıyorlar. Aynı güneşin altında kurulanıyorlar. Aynı ottan yiyorlar, aynı yemden yiyorlar, aynı bilmem ne şey. O zaman dersin ya bunlar ekürük koşsaydı hani nispeten belki hani daha kabul edilir. Ama bu, şimdi Kaya soyadan önce Engin çok güzel anlattı. Neydi? Yani atçılığa gönül vermiş bir aile. Ya, o kazandıkları bütün haline gelmiş kazandıkları bütün birikimlerini ata yatırıyorlar. Bundan daha güzel de bir şey yok. Ha, eleştirilecek yanları yok mu? Fazlasıyla mutlaka, var. Tabii ki. Burada yani, benim de şu aklıma ama bu geldi. Değil. Eleştireceksek bu konuyu değil. Bak ben mesela çok Ali madem seyrediyorsun. Evet, sık at koşmayı ben de mesela hani 4 günde bir, 3 günde evet, bir her zaman değil ama onları da kendine göre kötü de koşmuyor ki atlar. O at zaman sayısı çok oturup seyredip için keyif alacaksın. Yani. Oradaki en büyük sorun, en büyük sıkıntı at sayısı çok olduğu için biraz mecbur kalıyorlar. Tabii yani o sirkülasyonu sağlaması için. Abi adam atını hazırlıyor. Şimdi aynen, niye atını niye koşuyorsun diyebilir misin? Diyemezsin ya? Hazırlamış atını, erken hazırlamış veya hazırlamamış, uygun bir grup bulmuş ne olursa olsun. Bir de kimse her de engel değil ki atını koşmana. Bir de her atın bir ufağı, onun bir ufağı daha aşağıdan geliyor. Öyle bir sıkıntı var. Sırtında yük var. Onlar doğal olarak düşünüyor ki ya şimdi ben bunları koşmazsam aşağıdan gelenler bunları yeni zaten dolduracak. Mecburiyetten hani biraz daha hani işin kaba tabiri günü kurtarma düşüncesi orada. Ya bir de bu iş kolay bir iş değil mi? Masraf tabii yani. Tabii ki yükler. Kendi masraflarını da bir şekilde çıkartıyor abi. Ya ama kolay değil. Sizin düşündüğünüz gibi o bahislerde yok şöyle olacak, bahislerde böyle olacak. Şu, ona ne olur? Bunu bir kez daha söylüyorum. Bak sakın üzerine alınmasın Sedat. Onun üzerine değildir. Genel anlamda söylediğim o bir şeydir. O kayıtla ilgili de benim aklıma şu gelmişti. Hani deklareden programları çalıştığımız için. Hani tüzüğe aykırı mı bilmiyorum.
mesela gidip de hepsine ekürü koşma şansları var mıydı? Öyle bir şey yapabiliyorlar mı acaba? Karı koca, evet. Ve kardeş oluyor mu? Karı koca oluyor. Allah rahmet eylesin, hiç unutmuyorum. Ramazan programda söylemişti. Yani evet. Kadriye Hanım'ın bütün hakları dedi, benim üzerime koşuyor, evet, demişti. Hakikaten de yıllarca Ramazan Kaya, Kadriye Kaya hep ekürü koşuldu. Evet. Çocuklar kardeşler oluyor mu bilmiyorum ama şeyde var. Oluyor diye. Dilekçe vermesi lazım. Dilekçe vermesi gerekiyor. Dilekçe vermesi lazım. Bir de şu var mesela. Doğru, Engin onu atladı. Geçen hatta bir atladı diyorum. Hatırlattı, ben atladım. Estağfurullah. Şöyle bir şey oldu. Hangi ekürü hatırlamıyorum. Bilgi verdi, bizi bilgilendirdi. Niye ekürü koşmuyoruz dedi. Tüzükte bir değişiklik olmuş. Hani eskiden neydi? Teknik büroya gidiyordun. Yarışçılık müdürlüğü. Ekürü kağıdı veriyordun. Ekürü kağıdı veriyordun. Şimdi değil. Dilekçe vermeniz gerekiyor genel müdürlüğe. Ben atlarımı ekürü koşacağım diye. Ondan sonra da hep ekürü koşma durumu. Şimdi tabii buradan da baktığında o zaman da ne olacak biliyor musun? Bütün kayalar ekürü koşsam bir tanesi 1 lira 5 kuruş. Cazibiyeti kalmıyor. O zaman da diyorsun 70 lira veriyor altılılar, 80 lira veriyor. İşte bu cazibiyeti. Bir de hani bunlar tay koşularında bu işin hani dediğim gibi taydır. Çıkar, sapar, başlar, başlamaz. Bir sürü şey. İdmanlarında bakıyorsunuz. Ekürlerini ben görüyorum bazen böyle. İdman pistinde görüntülerinde 2-3 at çalışıyorlar. Biri dayanıyor, yarışa çıkınca bambaşka oluyor. Çime çıkınca, kuma çıkınca bambaşka olabiliyorlar. Ya, o gözle bakmazsak daha keyif alırız diye düşünüyorum. Kendi adıma katılırsınız, katılmazsınız. Ve tabii ki hepsi sizin tasarrufunuzda düşünmek. Peki, son bir parti daha bakalım. Size ve ikimize iyi yayınlar dilerim. İyi ki varsınız. Cumartesi pazarları yarış severlerin heyecanı heyecan katan demiş. Peki niye böyle oldu? Allah Allah. Yarış severlerin heyecanına heyecan katan en büyük etkenler dersiniz. Sizleri seviyoruz demiş. Mehmet Ali Nergis paylaşmış. Hayırlı pazarlar, şans, mutluluk, sağlık sizinle olsun demiş. Peki teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mehmet'e de selamlar buradan. Günaydın kral ekürler. Günün en sağlam tekleri sizlersiniz zaten demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere diyelim. Yine Kayra Cihan Kurt'a teşekkürler. Muharrem Aşçı şampiyon demiş. Yine Bolt Pilot'ın fotoğraflarından paylaşıyor. Teşekkürler. Vay Engin, çok güzel bir mesaj gelmiş şurada. Eğer 100 tane hanımefendi aynı anda bir yere bakıyorsa ya orada ciddi bir indirim vardır ya da Engin Yalçın geçiyordur demiş. Dolayısıyla böyle bir mesaj paylaşmış pankartçı. Eğer 100 tane hanımefendi aynı yerde bir yere bakıyorsa ya orada bir indirim sezonu başlamıştır. İndirim vardır ya da Engin Yalçın geçiyor. Peki, güzel. Kayra Cihan Kurt demiş ki iyi pazarlar, iyi yayınlar canlar. Tuzla'dan Erzincanlı Can'dan selamlar. 24-24 Can Erzincan demiş. Kayra Cihan Kurt paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın abi, kahvaltı soframızda yerleriniz hazır. Abi dün Kocakaya yarışlarda sürekli zamanlama hatası yaptı mı Engin yorumlarsa demiş. İşte o 5. ayaklık 8'i yorumlayacağız zaten. Yani yorumlarda konuşalım orada. Yine Bolt Pilot'ın harika fotoğraflarından biri. Teşekkür ederiz paylaşmışlar. Abi bunlar da bizlerden olsun şampiyon demiş Muhammed Aşçı. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen şöyle retweet edelim biz de. Erhan Yılmaz, Can kardeşler herkese mutlu pazarlar, iyi ve güzel yayınlar. Sizi izleyen tüm son yüzüklere bol şanslar dilerim demiş. Muharrem'e de buradan selamlarımızı, selam, sevgilerimizi iletelim. Muharrem Can'a, Can kardeşlere de herkese aynı şekilde. İyi yayınlar dilerim. İyi bir at için öncelikli olarak start sorununu ortadan kaldırmak gerektiğini, neredeyse tüm atlarımızın başı gözü kulağı kapalı saygılarımla. Nostalji yarışlarını dün izledik. Kaç tane atta kulaklık kapalı gözlük vardı? Çok nadir. Biraz da kendimize bakalım. Biraz da şekilciliğe, kolaycılığa kaçıyoruz diye düşünüyorum. Bakın şimdi demin bugün paylaştığım videoya bakın. Gece paylaştığım videoya daha doğrusu. Cody'nin söylediği Avustralyalı at eğitimcisi. Tabii o biraz daha atlara oyunculuğu öğreten eğitimci ama hiçbirine aslında ihtiyaçları yok diyor. Hakikaten de yoktu. Yıllar önce çok nadir takılırdı. Tek tük bembelik yaptı. Bakın ilk kulaklığı şeyde gördüm. Jest'te gördüm Hasan abi, Hasan Saydam'ın da. Evet. Jest'te. Kapalı gözlük tek tük böyle starttan çıkmayan atlara. Allah uzun ömürler versin. Gülbin abinin, Gülbiner için bir lover boyu vardı. Ona yetişmemişsinizdir siz. Yok. Lover boy. O mesela makineden çıkmazdı. Böyle bir şey, bir kapalı gözlüğü vardı. Kapalı gözlük böyle bakardık, şey yapardık. Lover boy. Geç çıkardı makineden, startta kalırdı Gülbin Erçin. Efendime söyleyeyim, başka böyle ilk kapalı gözlükle Albatur'un meşhur o mavi kapalı gözlüğü vardı. O da bir şey
çimento fabrikasının bacasına, otelin olduğu yerdeki oraya takılırdım. Yani Arap atlarında daha sıktı kapalı gözlük. Hani tek tük takılırdı. İngilizlere nazaran tabii. İngilizlerde ben kapalı gözlük, kulaklık, mulaklık falan bunlar böyle çok kullanılan takılar değildi. Şampiyonların çoğunu izliyorsunuz. Kaç tanesinde kapalı gözlük var? Evet. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Vallahi kusura bakmayın. Çuvaldızı önce kendimize batırmamız gerekiyor. İğneyi başkasına batırırken. Biz tay geliyor maşallah hemen aman parlar bu tay. Aman çok şey hemen tak kapalı gözlüğü, ört gözlüğü, tak kulaklığı. Ben seni gel kardeşim senin bir gözünü kafanı başını kapayayım seni bir de salayım ortaya bakalım. Daha stres oluyor atlar. Mutlaka. Yani kuzu gibi gelen çiftlikten taylar kusura bakmayın herkes için söylemiyorum. Tespitini çok iyi yapmaları lazım. Çok iyi yapmaları lazım ki gerçekten faydası varsa takılmasın. Hani evet. Gerçekten ata faydası olacaksa takılsın. Ama onu çok iyi tespit etmek ya bak, lazım. Kapalı gözlüğün asıl amacı nedir biliyor musun? Yani şimdi kusura bakmasın kimse. Yarışta özellikle Arap atlarında biraz daha gamsız. Arap atları daha zordur evet. Zordur, gamsızdır. Bekler, dikkat atla, eder. Aynen yukarıdakiyle uğraşır. Bizde kapalı gözlük ne? Ağırlar bölgesinde gezinirken. Aman parlamasın, aman bir şey yok, aman şöyle olsun, kulaklık kapalı, bir de yetmiyor, örtü örtüyoruz kafalarına, tel gözlükler tel takıyoruz, vesaire. Şunları yapıyoruz, bunları yapıyor, çıldırıyor, atlıyor, çılgın değilse çıldırıyor. Neden? Aman bir an önce benim işim bitsin, şey, herkes için söylemiyorum. Ben öyle görüyorum. Var. Evet. Dolayısıyla ne kadar az takı, o kadar işte. Bakın paylaştığım videoyu seyredin, görün. Buyurun, bu at da bir yarış atıydı. Ve starta iki kişi zor sokar, şimdi... Bir ne var biliyor musun abi? Aslında bir de temelinde bir sıkıntı daha var. Şimdi sıkıntı demeyeyim de ona mecbur şey şartların getirmiş olduğu zorluklar da var. Şimdi eskiden haftada İstanbul'da 3 gün yarış vardı. At adezi azdı. Atların mental gezme alanları daha böyle rahattı, daha sakindi. Yarış koşma adetleri daha azdı. Onun için de stresi biraz daha az yapıyorlardı. Ama şimdi her gün yarış var, çift yarış var. Hipodromlar çok kalabalıklaştı. Ahırlar çok sıklaştı biliyorsunuz. Tabii ki hayvanların da psikolojisini etkiliyor. Engin'cim. Onun için de ne yapıyoruz? Kolaya kaçıp biraz daha üstündeki mesela idmanlaşıyor. Abi buna bir gözlük takalım. Veyahut da jokey diyor ki işte abi şuna bir şey kulaklık takalım. Kolaycılık değil mi bu? Kolaycılık. Onu çok iyi tespit etmek lazım. Yani gerçekten ihtiyacı varsa o atın. Hani mental olarak sıkıntısı varsa işte üstündekiyle uğraşıyorsa, yanındakiyle uğraşıyorsa, hani çok dikkat ediyorsa sağına soluna işte hani bunlar yarışın gidişatını etkiliyorsa o zaman aksesuar denenmesinde fayda net var. Ama gereksiz yere de bol bol aksesuar. Mesela bir şeyde bakıyorum mesela programda. İşte geçen yarış dilbağı varmış, bu yarış yok. Geçen yarış kapalı gözlük varmış, bu yarış yok mesela. Günlük değişiyor her şey. Deneniyor bir şeyler. Yani bir şeyde deniyorlar. Aslında onu çok iyi tespitini yapıp koymak lazım. Hayvanları da sıkıntıya sokuyorsunuz bu sefer. Şimdi iyi dediğine %100 katılıyorum. Şimdi konu nereden buraya geldi ama önemli bir konu konuşalım madem. Öyle şeyler oluyor ki bak çok açık ve net söyleyeyim. Eskiden böyle elle sayılır jokeyler vardı. İsimle şimdi kimseyi şey yapmayalım. Onun raporu önemlidir. O derse ki hakikaten ihtiyaç var. İhtiyaç var. Takılırdı. Sıraya girerdi millet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Abi atımızı bir al sana şuna bir bak diye. Raporunu al. Rahmetlilerden söyleyeyim. Ekrem abi mesela. Tabii ki. Yani Ekrem Kurt birinin atını alsın da şey yapsın. Ben hayatta Ekrem abinin takı önerdiğini de görmedim zaten. Çok nadirdir. Çok nadir. Tek tüktür. Sen biliyorum birlikte abi, beraber çalıştık. Sağ olsun. Çok iyi idman jokeyleri vardı. Çok iyi idman jokeyleri vardı. Evet. Onlar ama yarışta binerdi. Şimdiki gibi değil. Son yıllarda idman jokeyi, yarış jokeyi diye bir şey ayrıldı. Çünkü neden? Eskiden jokeyler de gelirdi. Sabah atlarını çalıştırırdı. Kendi atlarını genelde seçerdi. Genelde yarış bindiğimiz gün bile sabah idmana gelip atları çalıştırırdı. Hemen haftanın 5-6 günü idmandaydı. İlk idmandan gelen jokey kimdi? Söyle bakayım. Sen daha iyi tanırsın. İlk? İlk idmanlığa gelmeyen, hatta o dönemlerde, o yıllarda çok eleştirilen... Bizim jenerasyondan mı? Tabii, senin de yakınlarından. Fuat. Herhalde. Fuat gelmez de. İşte, odur, hatırlarsın. Evet. İlk ben o zaman mesela çok şaşırırdım, çok da eleştirilirdim. O zaman da tepki çekerdi yani şöyle, çünkü idmana gelmeyen bir jockey, hatta galobuna gelmedin, bir bakmışsın deklere de isim değişmiş. Mesela sen bileceksin, galobuna gelmedin o gün, işte bir sebebin yok, gelmedin, gelmek istemedin, iki gün gelmedin sprintine galobuna. Abi bakmışsın ki Mehmet A kişi B kişi biniyor. Anında değişirdi. O dönem hatırlarsın. Anında değişirdi. Ama tepki aldı. Ben, Fuat Çakan idmana gelmiyor. Atları menajeri seçiyor. Biniyor. Ne ele? Şimdi
Vay, bilmem kim idmana gelmiş. Tam tersi. Şimdi tam tersi oldu bu. İdmana gelmiş haber oldu. Hani insan mı köpeği ısırdı, köpek mi insanı ısırdı? Hangisi haber? Değişti abiciğim şimdi. Şimdi X jockey idmana gelmiş. Bilmem kimi çıkarmış ha. O çıkardığına göre. Abi nereden nereye geldik? Biz çok da uzak değil. Benim anlattığım 40 sene öncesinden bahsetmiyorum. 10-15 sene. 10-15 sene öncesinde ilktir Fuat Çakar'ın gelmemeleri. Nerede Fuat? Bodrum'a gitti. Öyle değil mi? Evet. Yalan değil yani. Öyle o dönemin tabii şeyi oydu. Çok orada da popülerdi o zaman. Tabii iyi. Çok da iyiydi. Başarılıydı kardeşim. Yani şimdi tam tersi bakıyorsun. Evet. İşte bak işte şey gelmiş atı çıkarmış. Atı almış. Herkes şimdi ha demek şu Gazi'de o binecek ya da at arıyor kendine bilmem ne falan. Ya ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani hani şimdi nereden nereye geldik? Başka şeye geliyorum. İşin gene bu kapalı gözlük kulak kısmı. Arkadaş atlar da haklı. Yani eskiden o ahırlar bölgesinde geniş geniş alanlar. Adopları, arkada geniş. Baktığın zaman kafayı kaldırdığında o şimdi gokart alanının olduğu yerler falan hep şeyde birilerinin şeyleri vardı ufak ufak böyle yerleri vardı. Şehrin içinde şimdi. Koskoca AVM dikildi öbür tarafa. Öbür tarafa gidiyorsun. Nefes alacak yer kalmadı. Nefes alacak. Yakında bize de takılacak kapalı gözlük kulak. Ben şöyle kafamı kaldırdığımda baktığımda Marmara Denizi'ni görüyordum. Şimdi böyle garip garip hayülüllah böyle garip garip devasa şeyler gulyabani gibi kaldırıyorum kafamı. Karşıma şeyler çıkıyor böyle. Yani baktığında üzerine geliyor insanın. Yani biz kafayı yiyeceğiz. Atlar hani hayvanlarda aynı sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda demek istediğim şu. Evet. Birazcık belki şeye kaçıyoruz ama Engin'in dediği de doğru. Çok baskı. Ve Türkiye'nin orası nasıl oralar o imar izni verildi halen şey anlamış değilim. Tek nefes alan yerdir İstanbul'un koridoruydu orası. Nefes koridor, hava aldığı koridorlardı. Bugün İstanbul'a niçin kar yağmıyor? Her taraf beton. Ekolojik denge tamamen bozuldu. İşte aynen ekolojik denge bozuldu. Isınma artıyor. Yukarıdan kar yağarken eriyor. Biz sürekli azotlu, asbestli, o egzoz dumanlarından çıkan şey ısınmasıyla birlikte buharlaşan tekrar asit aşağı iniyor. Eskiden hatırlarsın çocukluğumuzda biz kar yerdik. Aynen abi. Aynen. Hatırlarsın. Aynen. Ya kar yerdik kar ya. Yedik, evet. Şimdi ye bakayım lan 40 derece ateşle yatıyorsun. Evet. Çünkü neden? O yukarıya aşağı inerken zehir soluyoruz. Niçin nefes yolu hastalıkları arttı? Niçin solunum yolu hastalıkları sıkıntılı? Niçin bu havalarda astımı olanlar, farklı nefes yolu olan hastalar daha zorlanıyorlar İstanbul'da? Veyahut da insan psikolojisi neden bu kadar çok sıkıntılı olmaya başladı? Neden dediğin doğru çık gözünün altında kaşın var. Kaşının altında gözün var. Gözünün üstünde şey var. Lan ne alakası var? Adama diyorsun ki hava yağmurlu bugün. Vay efendim sen bana ördek mi dedin? Ya hava yağmurlu diyorsun, sen bana ördek mi demek istedin? Allah. İşte bunlar hep toplum psikolojisi. Psikolojiyi de bozuyor bu anlamda. Neyse. Nereden nereye geldik? Atlar da haklı diyelim, toparlayalım konuyu. Alika'ya bir Alika'ya yok demiş, onu paylaşmıştık. Abi yıllardır sizi kimseye etliye sütlüye karışmıyor. Biraz Sergen Yalçın tarzı yorumcular lazım demiş. Jokeyleri eleştirin demiş, kimseye etliye sütlüye karışmadığımızı söylemiş. Yani o konularda Eray'ın da Engin'in de şimdi herkesin ayrı bir tarzı var. Engin dün bir jockey eleştirisi yaptı. Hayranlıkla izledim. Dünkü yayında tekrarını seyredin bir Apprenti'yi. Yani kırmadan ancak bu kadar sokulur çıkartılır yeri, yani kötü anlamda söylemedim. Yok, yerin dibine soktu. Kötü anlamda değil bu. Mecazi anlamda evet. Yani. Eleştirdi şey ama hiç kırmadan. Değil mi? Olması gereken diyorum kendimce. Eray'ın tarzı biraz daha şey, o genetik olarak Karadeniz'in vermiş olduğu dağlar denize paralel söylenecek şeyi en başta. Aslında onun pozisyonunda bir 15 sene önce ben vardım. Ben de biliyorsun böyle bodozlu. Şimdi biraz daha artık hani bakıyorsun daha hani anlatırken onları da kazanmak en amaç doğrusu. Zaten, amaç o. Dediğim gibi biz 3 ayrı karakteriz, 3 ayrı kişiyiz. Hepimiz aynı düşünmüyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Farklı farklı düşüncelerimiz var. Ama neyi görüyorsak net söylüyoruz. Söylüyoruz. Doğrudur. Yanlış bence. Ha? Yanlış bir tweet atmış. Yani. Yok olabilir. Ya onun düşüncesidir. Eleştirme. Ya, o da onun fikri. Eleştirilen bir program burası. Sürekli eleştiriyoruz. Eleştirmiyorsunuz deyince bu sefer
Evet. Yanlış atmış oluyor evet, dolayısıyla. Ama bir de şurada, şunu da beklenmesin ki eline sopayalı vura balaya gibi de beklenmesin. Yok, onu bizim tarzımız değil. Eleştiri olması gerektiği yerde eleştiri, tebrik olması gerektiği yerde tebrik ve alkış. Yerginin de övgünün de hepsinin yeri ayrı. Belli. Zaten dikkatli izlerlerse farkına varırlar. İki hafta önce Gökhan'ı övüyorduk. Geçen hafta eleştirdik. Bugünden sonra... Yok, tam tersi. Önceki hafta eleştirdik, geçen hafta övdük. Geçen hafta övdük. Bugün Ankara'da bugün ne olacak bilmeyeceğiz. Bugün eleştireceğiz, haftaya belki öveceğiz. Yani izliyoruz. Doğru olan neyse kendi gözümüzde ona göre konuşuyoruz. Tabii herkesi ikna etmek zorunda değiliz ama bizim görüşümüz nettir. Çok da onun dışına çıkmıyoruz açıkçası. Pekala. Efendime söyleyeyim. Hayati Altın demiş ki, pardon, yukarıda Temel Bey'in mesajı var. Ailecek pazar kahvaltısı yapalım dedik. Kısmetse akşam İzmir'e yolculuk var. Bir şirin yer ziyareti yapalım dedik. Vallahi yapın hakikaten. Afiyet şeker olsun bu arada. Özledim vallahi ben de şirin yeri. İzmir'e değil mi? Aslında şöyle bir gidebilsek de vakit yok işte. İşin şeyi o. Yani şu Gazi Koçu bir geçsin de. Bir, ya bir, zaten bir şey yapacağız o. Bir evet. Boşluk olacak. O boşlukta evet. Belki hep beraber gideceğiz. Oturum yapacağız zaten. Ege yaparız. Ege yapacağız o esnada da. İnşallah hayırlısıyla diyelim. Peki. İyi pazarlar abi. Kaya kardeşlerinin en güzel tablosu bu olmalı. Şampiyon Onur Kağan, Selim Kaya, Darfur Ömer Kaya, Demir Delen Mehmet Kaya, İstiklal Savaşı koşusu demiş Hayati Altın. İşte budur. Bu gözle bakmak lazım. Merhaba Hakan abicim, yayınlar demiş Serkan Can. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sevgili Can dostlar, hayırlı programlar. Bir pazar gününde daha hoş sohbetinize ortak olmak için ekranlarınız başındayız. Herkese selamlar, sevgiler, Can dostlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz son bir kez daha ve... Artık son bir parti, hızlı bir fotoğraflara bakarak geçirelim diyeceğim. İyi pazarlar, İzmir sıcak. Siz stüdyoda kazakla gelin Ege'ye bir gün. İzmir'de canlı yayın isteriz demiş Arif Aydemir. Vallahi burası soğuk. Sen bir de buraya gel. İzmir'de seyrediyorum. Herkes kısa kollu tişörtlerle çıkmış. İstanbul'da kazaklardayız. Stüdyomuzda. Stüdyo iyi ama geçen hafta, o iki hafta öncesine göre çok iyiyiz şu anda. Dün biraz soğuktu. Dün soğuktu. Tabii şimdi burada siz... görmediğiniz için inşallah buyurun gelin bir gün misafirimiz olun. Tepemizde bilmem kaç voltluk şeyler var. Işıklar var. Haliyle stüdyoyu bir şekilde soğutuyorlar ve o ışıkların şey olmaması için ondan kaynaklı. Onu da söylemiş olalım. Abi günaydın, buyurun kahvaltıya demiş Yılmaz Tutuk. Teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey'e de. Afiyet şeker olsun. Harika bir menü var burada. Yine deplasmanda galip geldikten sonra biz bir de geçen hafta Karşıyaka bizi yenmeseydi liderdik. Sonuç hafta şampiyonlar demiş Melih Büyükkuru. İzmir Büyük Altay kardeşlerimizle birlikte fotoğraf göndermiş. Günaydın kucak dolusu sevgiler. Şu an eve geçiyorum, sizi izlemeye bağımlılık yaptınız demiş. Osman göndermiş. Osman Saraç göndermiş. Sağ olsun. Biz de ona sevgilerimizi iletelim. Aynı şekilde. Dur atın galobunu göndereyim sana. Şey, dünkü galobunu göndereyim. Bizim şeyin, Transition'ın ve Kavacık Bey'in sahibi arkadaşımız. Selam abi, yayınlar. Bu Arap kanları geri gidiyor diye bir sorum olmuştu. Örnek istemiştiniz. Aradaki bu aynı mesafe derece farkları neredendir acaba? Eski orijinal bence şimdilerden daha güzel demiş Cafer İlkbahar paylaşmış. Bir değerlendirme, bir tespit tweet'i. Yine hayırlı pazarlar Hakan abicim. Bineci yatı çalışan jockey ya da apprenti arkadaşımız bence daha başarılı oluyor. Bindiği atlarda saygılar demiş. Aynen. Doğru. Çünkü atı net görüyorsun. Tabii. Kenterini yapıyorsun. Galop günü galopunu, sprint günü sprintini yapıyorsun. Kan taramasına hakim oluyorsun. Huyunu atın biliyorsun. Huyunu, suyunu öğreniyorsun. Evet. Yapısını öğreniyorsun. Aksiyonlarını öğreniyorsun. Kabiliyetini öğreniyorsun. Yarışa da tabii ki artı bir şekilde çıkıyorsun. Bu çok önemli. Atın, jockey'in atı tanıması muazzam derecede önemli. Evet. Abi yayınlar diliyorum. Engin ve Eray kardeşime de selamlar demiş Hakan Kılıçarslan. Ankara'ya sevgilerimizi iletelim aynı şekilde. İmam Kaya'ya selamlar. Dilşah'a da, Dilşah Kaya'ya da selamlar. Dilşah, Günüzeli Ekürüsü'nün çiftlikte gördüğümüz kardeşimizdi. Hakikaten bu işe gönül vermiş hanımefendilerden biri. Çok değerli bir kardeşimiz. Sen Bursa'da sen yoktun gittiğimizde. Günüzeli Ekürüsü'nün çiftliğiniz ya temsili çıkarmıştı Dilşah. Antrenörlerden. Okulda antrenörlerden ve çok iyi bir ekibin yanında kendini eğitiyor. Tabii ki. Mehmet abinin yanında olması zaten büyük bir şans. Dolayısıyla buradan da Günüzeli ekibine selamlarımızı iletelim. Sedat Avcı'ya, İmam Kaya, Oktay Ohçak'a selamlar buradan. Oktay Ohçak demişken www. Veli Efendi'den. Değil mi? Yanlış bir şey söyleyeyim. Evet. www.veliefendiden.com Oktay Ohçak'ın ve Bekmezci Hoca'nın yine görüşlerini, önerilerini paylaştıkları
güzel bir web sitesi. Buradan da hatırlatmış olalım. www.veliefendi'den birleşik. Demek ki oradan bilgileri aktarıyorlar. Selamlarımızı iletelim. Dün söyleyecektim, unuttum. Oktay'a da selamlar. Beyaz Bayrak Ayna programı vardı bizim öncemizde. Harika yorumlarıyla. Evet. Dikkat çeken üçlü. Oktay Okçak ekibe. Altaydır ekiple beraber ama çok değerli katkılar oluyor. Ona da selamlar. Tiyatro Kolik, selam Hakan abi. Kazasız belasız yeni sezonlar diliyorum demiş. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Biz sonsuzluk izlerken, son düzlük izlerken olmuş o sonsuzluk. Peki son düzlük izlerken sonsuz programlar diyelim kardeşime. Maşallah diyelim. Maşallah. Taner Kenro ve bak ne kadar ifadeli bakış. Allah bağışlasın. Allah nazarlardan saklasın. Peki. Gürkan Karaca, Taylan Öztürüç abi atı hatırlıyorsun, anasını babasını hatırlıyorsun. Bunu anlıyorum ama takısını bile hatırlıyorsun. Gerçekten müthişsin. Seni dinlemek harika demiş Taylan Öztürüç. Estağfurullah, teşekkür ederim. Yani işte diyorum ya, bu bir göz olayıdır. Fotoğrafı ben çekerim. Sevme olayıdır, o ayrı bir şey tabii ki. Sağ olun. Yani, sevmesen zaten. Mümkün değil, akılda durmaz. Nerede aklında kalacak? 30 sene öncenin, 35 sene öncenin atlarını sayacaksın, anasını sayacaksın, babasını sayacaksın, bir de takısını hatırlayacaksın değil mi? Yani muazzam. Ama o tabii biraz şey, dediğim gibi hakikaten ben fotoğraf çekerim. Yani kafamdan o beyin, demek ki o kısmı o şekilde çalışıyor. Hafıza bir de şey. Yani mesela gördüğüm bir adamı çok kolay unutmam. İsmi unuturum belki ama o hafızama bir şekilde nakşeder ve şey yaparım. Atlar da öyle yani şimdi hakikaten. Onun için mesela bak, padok gözü deyip padok şudur. Padua gidip baktığınızda, onu da söyleyeyim. Onun için bana çok arkadaşlarım soruyor. Katılırsın, katılmazsın bilmiyorum. İkiniz de değerlendirin. Özellikle Engin, sen hani at binerken de, çünkü jokeylerin çok ihtiyacı olduğu bir şey. Evet. Neden? Ya ben geçen hafta buna bindiğimde böyle değildi veya padua geldiğimde böyle değildi diyebilmek için. Padokta bir atı görürsünüz, o at iyidir. Anlatabiliyor muyum? Aa, padua çok iyi, ben görüyorum şimdi. Geçenlerde sosyal medyada gördüm. Kardeşlerimiz çok seviniyorum böyle oldukça. Bazı yeni genç yarış yazarlarımız da yazıyor. Padoğunu çok beğendim. Padoğun harika, güzel, çok güzel bir şey tabii ki ama o padoğu beğenmek sadece atın orada iyi örülmüş ve at kafasını aşağıya almış geziyordur, gidiyordur. Padok o değil. Padok gözü o değil. Padok gözü geçen hafta koştuğu yarış, ondan önceki koştuğu yarış, hatta 3 ay önce koştuğu yarıştaki padoğunu gözünüzün önüne getirip onu bir şekilde önceki aradaki halleri, 7 farkı bulun misali, değil mi? Ortalamasını bulup o günlere göre daha iyi mi diye. Bir at vardır, şeydir, tablo gibidir. Düşmana göster, çek. Her yarış iyidir ama o at kötü koşar. Anlatabiliyor muyum? Veya bir at gelir, hiç alakasız, dünya umurunda bile değildir. Ama yarışa çıkınca daha bambaşka bir şey olur. Tabii. Büyür. Dolayısıyla karşılaştırma yapabilmek önemli. Ben şimdi bakıyorum, Engin bugün müthiş gözüküyor. Çok formda gözüküyor. Harika gözüküyor. Atıyorum yani şey olarak. Hadi bir koşalım. Çok şöyle keyifli. Şöyle 100 metre gelin. Zaten geçersin. Onu demiyorum. Evet. Yani ekranda da mesela öyle. Ama ya 3 hafta önce dersin ki ya Engin'in kafası bir şeye takıktı. Bak burada bunu görüyordum dersin. Şimdi neden? Engin benim arkadaşım ya. Eray yıllarda tanıdığım insanlar, arkadaşlarım. Onların bir hareketleri, en ufak bir şeyleri ben de şey yapar. Derim ki bak bugün şey çok iyi gözüküyor. Engin veya Eray bugün daha ilgili, doğru, daha şey, veya bir gece önceden atıyorum bir sıkıntısı, kafası bir şeye takılmıştır bilmem. Bak bugün bir şey var bu çocukta. Nedir? Ben daha kurcalarım, daha şey yaparım. Durgun programa çekmeye de çalışırım. Evet. Bazen tahrik ederim. Neden? Konuşturmak için, değil mi? Canlandırmak için. Bu o da mesela şey, atlar da öyle. Dolayısıyla nedir? Bir önce kazanmış olduğu yarıştaki padoğunu, onun için padok gözü çok önemli demek istediğim. Evet. Sadece iyi gözükmesi değil, önceki yarışlarıyla da o karşılaştırmayı, o muhakemeyi yapabiliyorsanız o zaman iyi bir göze sahipsiniz demektir. Benim önerim naçizane, herkesin kendine göre tabii şeyi vardır ayrı. Yo, doğru abi, şimdi lafını balla keseyim abi. Mesela bir yarış öncesine binmişsinizdir, iyi netice almışsınızdır. Padok da çok güzeldir. Çünkü padoğa çıkar çıkmaz atınızı zaten gözlemliyorsunuz. Tabii. Direktif alırken de gözünüzün bir ucuyla hem rakiplerinizi, önünüzden geçen rakiplerinizi görüyorsunuz, hem de kendi atınızı mukayese ediyorsunuz görüntü olarak ilk etapta. Beğendiğiniz tabii rakipler de oluyor. Onların da mesela fiziklerine bakıyorsunuz, sakinliğine bakıyorsunuz, padok durumunu okuyorsunuz. Hani böyle sinirli mi, ter yapmış mı, öyle mi olmuş, böyle belli kriterleri vardır. Şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok abi de. Sonuçta oradan da bir rakip seçiyorsun kendine. Tabii ki o ilk gözlemi alıyorsun, sonra sahaya çıkıyorsun. Sahaya çıktın mesela, işte kendi atınız diyelim geçen hafta çok rahattı, bu hafta sinir yapmış. Sahaya çıkıyorsunuz, at ufalıyor. Veyahut da hiç böyle çok sakindir, şey sönüktür, dersin ki uyuyor gibi dersin padokta ama sahaya çıkar at
büyür. Evet. Yani bunlar çok büyük etkenlerdir, faktörlerdir. Bunları gözlemlemek lazım. %100. Hatta rakibi bile aynı şekilde. Ben tabii şimdi isim çok vermek istemiyorum. Neden vermek istemiyorum? Yanlış anlaşılmasın diye. Hani bütün mesleğinde başarılı olmuş jokeylerin zaten bu gözü vardır. Aynen. Net. Kimisinin olmayabilir. O sadece atın üzerinde fiziksel olarak belki güçlüdür ama o gözü veya onunla çok ilgili değildir. Ama benim birebir şahit olduğum bir şey, yaşadığım bir şeyi anlatayım bir padokta eski dönem. Padoğa çıktık. Atlarımızdan biri koşuyor. Jokeyimiz bize şunu söyledi. Kazanırız biz bu yarışı dedi. Bak aynen söyledi. Şimdi biz de böyle ikinci, üçüncü at falan pozisyonundayız veya dördüncü at. Bazıları vermiyorlar falan. Dedim çok hani koşunun favorisi bir isim vardı. Ben dedi 10 gün önce bu ata bindim dedi. Tutulan atlarda 10 gün. O attan alakası yok dedi. Bu at değil bugün de. Bu at o at bak binmediği at rakibini görüyor. Görür. Anlatabiliyor musun? Görür. Bunu söylüyorum. Tabii ki. Rakibini görüyor diyor ki kendi atını bırak. Bizim at iyi diyor hani görüntü olarak iyi ama ben bu ata 10 gün önce bindim diyor. Veya o gün ikinci mi kaldım dedi arkasında bindim demedi. İkinci mi kaldım bir şey bu at o at değil dedi ve biz o gün yarışı kazandık. Hakikaten yani şimdi demek istediğim iyi gözü olan jokey, iyi takip eden jokey zaten bugün başarılı jokey. O çizginin üzerinde kalan jokeyler de böyle. Onun için apprenti kardeşlerimize de bunu söyleyelim. Yarış bitti. Bak ben şunu söyleyeyim. Yıllardır ben mesela Saadettin Boyraz'ı şeyi görürüm. Hep yarış bittikten sonra oturur yarışı seyreder. İzler evet. O gün mesela değil mi? Seyreder. Eskiden hepimiz öyleydik. Oturduğumuz şey, zaman. Yani işte tecrübeden bahsediyorum. Bugün de mesela Padova gittiğiniz zaman oturur yarışı seyrederler. İşte onu söyle. Bak doğru. Mesela otur yarış bitti. Geçen gün aynı şey söyleyecektim. Dalgaya düştük. Doğru olan doğru. Yoğunluk orada. Baktım öyle bir o gözle seyrediyorum. Bir işimiz vardı 15 gün önce. Jokey odasındaydık. 10-15 gün önce. Şimdi tabii oradaki arkadaşlarım da alınmasın. Sohbet ettiğim arkadaşlar vardı orada birkaç tane. Onlar da üzerine alınmasın. Onlar kendilerini biliyorlar. O kardeşlerimiz de. Yarış bitti. Bir yarıştan sonra hepsi telaş melaş geldi. Baktım bir tek oturmuş Saadettin Boyraz yarışı seyrediyor. Bakıyor. Kendini seyrediyor orada. Ne yapmış, ne etmiş, bilmem ne. Arkadan gelebilecek haftaya tehlikeli olacak atları seziyor. Bakıyor veya kendi atıyla ilgili, bindiği atla ilgili varsa hatası onu şey yapıyor, ediyor. Şimdi ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Baktım, özellikle yeni kardeşlerimiz diyeyim. İyilerden demeyeyim. Yani orada daha böyle şey. Yerini alıyor, çıkıyor yukarıya. Ya arkadaş bir bak. Ne nerede olmuş, yürümüşün, nerede yapmışın, nerede şey yapmışın değil mi? Evet. Yani dedim ki bak aferin helal olsun sadece işte tecrübe böyle bir şey işte. Böyle bir şey. O yarışta bir baktım zaten bir tek tecrübeli isimlerden Saadettin Boyraz at biniyordu o koşu. Doğru. Bugün de o at koşuyor zaten. Evet, evet. Hangi olduğunu hatırladın sen. Bugün de koşuyor. Neyse baktı oturdu yarışı seyrediyor. O tecrübede bir tek Saadettin vardı o koşuda. Yani onun için diğer arkadaşlarım üzerine alınmasın diyorum. Kardeşlerimiz diyorum daha doğrusu. Onlar Saadettin yaşında kimse yoktu onların arasında. Ya bir seyretsene kendini orada. Değil mi? Kazanırken bile seyrediyor. Veyahut da binmediğin yarışları seyret. O da boşluk aralarda mesela. Yarış sonrasında kendi adına bakıyor. Yani demek istediğim göz öyle bir şey. Bir de kardeşlerimiz, yeni yetişen kardeşlerimize benden bir tavsiye olsun. Hiç çekinmesinler, sorsunlar. Mesela bilmedikleri işte bu padokla ilgili veyahut da sahaya çıkışla ilgili, startla ilgili. Ben hiç unutmuyorum. Mümin abi, Allah kulakları çınlasın. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Selamet versin. Mümin hocamız. Ben bir start o zaman 92'ler falan. Yeni yeni binmeye başlıyorum. Kazanıyorum ama. Böyle işte o zamanın başarılı apprentlerin içindeyiz. Evet. Atlarda startlarda hep böyle bir boy takılıyorum. Bir boy, bir buçuk boy. Hani sanki böyle üstüme yapışmış, elime yapışmış gibi. Bir gün beni çağırdı. Oturduk. Dediğim gibi muazzam usta zaten. O görüyor. Seyrediyor yarışı. Bana bir iki tane taktik öğretti. Startın içinde mesela. Ben mesela hiç o zamana kadar hani sormamıştık. Atın duruşu, yaslanışı, jokeyin çıkarken yapacağı hamle. Bana hiç şey söyledi. Hayatım boyunca uyguladım. Hiçbir zamanda startta hatta böyle şöyle söyleyeyim. Yarım boy bir boy da çalardı. Muazzam tecrübe. Onlar çok Mümin büyük. Abi diyorsun. Tabii, çok büyük. Mümin yani abi üç gene şey söyledi bana sadece. Çok büyük şey kattı bak, bana. Mümin abi yanlış hatırlamıyorsam 80 oldu. Allah uzun ömür versin. 80 babamla işte 38'de onlardı ikisi de. 80 oldu. Yakın zamanda gördüm. Konuştuk, sohbet ettik. Çok yakın zamanda. Birkaç kere hem de konuştuk. Yani Allah ona uzun ömürler versin Mümin Çılgın'a. Amin. Hakikaten çok özel bir insan. Çok önemli. Ve bu kadar da mütevazı.
Bir hayat şeker hikayesini gibi anlattı. Şeker gibi. Şeker gibi. Bir hayat hikayesini anlattı. İlk bir sohbet ettik ondan. İşte Çorlu, Seymen taraflarından gelişi, gidişi. Burada çok erken yaşta büyüklerini kaybediyor. Sahilde. Ya anlatamam sana. Yani dinlediğinde apayrı bir film hikayesi var şeyde. Ne zorluklardan değil mi abi? Ne zorluklardan. Yani hakikaten ve ona rağmen bak ne diyorum 80 yaşına gelmiş. Şu anda dünyanın şey Türkiye'nin en çok yarış kazanmış Gazi yarışı kazanmış. 9 tane yanılmıyorsun. Değil mi? 9'dan. 9 kez Gazi koşusunu kazanmış olan bir isimden efsane bahsediyoruz. Efsane. Efsaneden bahsediyorsun. Aynı mütevazılıkta devam ediyor. Dolayısıyla çok özel bir insan bence. Allah uzun ömürler versin. Amin abi. Onun o tecrübelerinden, o şeylerinden yani çocuklar çekinmesinler. Abilerine sorsunlar mümkün olduğu kadar. İşte startta varsa sıkıntısı, işte atın duruşundan tutun da padoğundan bilmem neyinden. Yani mümkün olduğu kadar ne kadar bilgi edinirlerse bu onların hazinesi olacak. Mesleğinde başarılı olacak. Şekiller. Ali demiş ki abi her yıl 100'den fazla tay doğuyor ve dolayısıyla 100'den fazla tay sahaya geliyor. Kendi ekürlerinden bahsediyor genel anlamda. 100 tayın 30'unun ilk haftalarda koşması doğal değil mi sizce? Çok doğal işte onu söylüyorum yani. Sen de yetiştir sen de koş arkadaş. Yani eleştirenlerden bahsediyor. Gayet normal. Çok doğal. Peki. Deleted diyor ama niye? Beğenmeye çalışıyoruz beğenemiyoruz bir türlü. Peki. Aynı şey silmiş belki. Yukarıda bir daha yazmış galiba herhalde. Yok o ayrı bir şey. Ayrı mı? Eleştirmiş. Size ve ekibine iyi yayınlar dilerim. İyi ki varsınız. Cumartesi ve pazar yarısı verdin heyecanı heyecan katıyorsunuz demiş. Evet o mesajları okumuştuk. Şimdi dönelim. Gelen mesajlarınızı, tweetlerinizi, fotoğraflarınızı hemen arada mutlaka okuyacağız, değerlendireceğiz. Bakayım. Ya demin dedik ya Saadettin hani bu at falan. Herkes ya şu at, bu at, bu at, doğru. Evet doğru at. Herkes zaten şey yapıyor. Haydi bakalım ne yapıyoruz şimdi? Ankara'yla başlayalım. Ankara'yla başlayalım. Dün Ankara'da keyifli yarışlar vardı. O yarışları bir değerlendirelim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazanan isim... Erkmen oldu. Erkmen oldu. İyi bir tempo attı. Bak Saadettin Boyraz'daki Saadettin Boyraz'da iyi bir tempo attı. Tempo yarışlarının başarılı jokeyi. Ders gibi bir yarış gene aynı şekilde. Harika bir performans. Düzlük startla birlikte Karaeser benzer stilik rakiplerdendi. Biraz takılmaya çalıştı. Hemen tempoyu ona göre ayarladı ve düzlük dönüldükten sonra o aldığı avansı hiçbir şekilde kaybetmeden potaya Erkmen'i sağ salim şekilde ulaştırdı. Tebrik ediyoruz. Beklenen yarışsever de gerçi teveccüh göstermiş. AGF çıkmış en çok kuponda şans veren güven veren isimlerden biriydi. Son koşusu da iyiydi. At iyi. Tempo yarışlarını iyi yapan bir jokey. Hepsi bir arada. Böyle olunca da kazanmak ve yürüyerek bitiren atlar gerçeğimiz de var tabii ki. Var. Tebrik edelim. Ekibinin ilgililerini kutlayalım. Alderamin, ben dün kaç atta Alderamin hiç yoktu bende. Bende de 7 atta yoktu. Bende yoktu. Güzel koştu. Fakat abi. Yarış öncesi, abi işte sen yandın, bittin. Aynen. Ya dur ne oldu ya? Canım sağ olsun yoksa yoktur. İşte 11, 300 metre önde kazanır, 500 metre önde kazanır. Onlar kim, bunlar kim gördük işte. Yani sonuç itibariyle belli ki toparlanmış Alderamin. Evet, net. Son yarışta. Ama ben Alderamin'in sanki biraz daha orta mesafelerde iddialı olabileceğini, daha böyle 150-200 metre çok böyle şey bir sprinti var onun, bitirici bir sprinti tempo var. Tempo yarışlar değil de sürat aynen, bir yöntem. Aynen, aynen. Bir de kısa mesafe, böyle evet. 1400-1600 tempo, süratli bir yarış sürat olacak. Gidecek. Aynen. Gelecek o 200 metre sprint tık 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 yapacak. Ben biraz mesafeden dolayı verdim. Bu yarış 1600 metre olsa tabii ki Alderamin verirdim ama kara kaplı defter adını büyük puntolarla Alderamin adını yazalım. İyi koştu, toparlanmış. Bundan sonra koşularına daha farklı performanslar gelebilir. Benim söyleyeceğim isim o. Ve Eray değerlendirmelerini almak isterim. Sonra da Engin'e... Büyük risk almışız. Yani dişilerle koşacağı ilk koşuyu kolay kazanır Alderamin. Evet. Onu söyleyeyim. Sende de mi yoktu? Ben 7 atta yoktu bende. Bende de yoktu kaç atta. Ama evet. Program bitti. Yarışın başlamasına bir saat var. Abi sen ne yaptın? Ya, aynı şeyler demek. Ya da bu adamlar hep aynı kişiler mi acaba Eray? Seni önce arıyorlar sonra beni kaç arıyorlar. Kaç kişiden arıyorlar birden geldiği için. Hayır şimdi geçen bir mevzu oldu. Demin hatta yukarıda söyledim. Evet. Tam detayına girmeyeceğim. Şimdi dün bir arkadaşımız var. Dedi ki ya işte İzmir'de ve işte Ankara'da bir at. Ya hiç geçinmez şöyle böyle. Şimdi bir dönüyorum bakıyorum. Kaynak aslında aynı. Evet. Bir yerden çıkıyor. O ayrı gidiyor, o ayrı gidiyor, o ayrı. Ya arkadaş ben kendi gözüm benim için önemlidir.
Yani ben zaman zaman bizim camiada böyle balonlar olur, ufak tefek balonlar olur. Ya diyorum ki böyle, bana geliyor. Hiç geçilmez. Şimdi diyor, abi sen şu at, bunun özelinde söylemiyorum, Aldrem'in özelinde değil. Başka bir İzmir'deki bir atla ilgili. Ya arkadaş, ya göz var, izan var şimdi. Benim gördüğümü sen bana başka türlü anlatırsan ben kendi gördüğüme inanırım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yok o at şöyle, yok bu at böyle, yok bilmem ne. Gördük ne oldu? Gene bizim göz haklı çıktı. Dün şanslıydık, ben o kadar söyleyeyim sana. Yani Erkmen 2-0-6'larda falan koştu. Ben Aldrem'in için anlatmadım bunu. Ha, tamam yok anladım. Geceki mevzuyla ilgili anlattım. Dün burada biz ters köşe olabilirdik. Olabilirdik, olmadık mı? Erkmen çok kaç koştu. Erkmen kurtardı bizi. 2-0-6'lara falan ama getirdi dereceyi. Şey arkadakilerin Erkmen yapacağı hiçbir şey yok. Yani Aldrem'in bence birinci kadar koştu. İyi koştu canım dün. Yani öndeki ayrı bak, hiçbir şey yok. Aldrem'in iyi koştu. Evet. Söylüyorum, biz yanılmışız. Onu anlattım. Aynen. Ama kurtardı. Evet, kurtardı. Evet. Erkmen'in ilgilerini kutlayalım, Saadettin abi kutlayalım. Yani bu koşuda koşan atların bugüne kadar yapmış oldukları en iyi dereceler 2.07.5 falan. Yani bir saniye daha iyi derece yapıyorsan arkadakilerin elini kolunu bağlıyorsun. Yapacakları hiçbir şey yok. Çok net bir yarış koştu. Dün şöyle bir eleştiri vardı yarış önlerde kabullenen atlarla ilgili. Karaeser ve Bolvadin'le ilgili. Her iki atta gitmek istedi. Ama öndekinin temposuna uyamayınca doğal olarak yapacakları hiçbir şey kalmadı. Evet. Bakın ikisi de at geçmedi. Yani Bolvedin de çok kötü koştu. Erkmen'in temposunu bozma konusunda ısrarcı oldular. Ama bozamayınca yapacak kartları hiçbir şey düştü, yok. Onlar kartları zaten düştü, en geri geldiler. Karayasal zaten yürüyerek bitirdi. Aynen. 700'de de kayboldu zaten. Kayboldu, bir anda gitti o artık yani hani onu ben Bolvedin, şey yapmıyorum. Hani buralardan sonra yürüdü ama buralara falan o da kalmadı. Hiç o da dağıldı. Dağılınca zaten. Dün için rakiplerin yapacağı hiçbir şey yoktu. Çok net bir yarış koştu. Ünal amca benim favorimdi. İyi bir yarış koştu. Takipten düşmeyelim. Ünal amca ve Vakur kızı da takip alalım. Ben de iki favorim vardı. Biri birinci, biri sonuncu oldu. Dolayısıyla Bolvedin ve Erkmen ikilisinin rakiplerinin bir adım önünde tutuyordum. Erkmen beklediğim gibi koşarken Bolvedin. Ama Bolvedin'in ben sırf şeyden etkilendiğini düşünmüyorum herhalde. Yani sadece oynadık tempo değil Bolvedin'i bu kadar geri getiren. İnşallah bir sıkıntısı bir şey yoktur. O günlük yoktur. Bir sıkıntı yaşadığı net. Bu kadar geri gelmez. Gelmez. Yürüyerek bitirdi. Tamam hani görüş olarak belki orta mesafeleri daha biraz tempo giden yarışları daha çok seviyor. Önlerde kabullendi veyahut önlere yakın kabullendi yarışları ama bugün için gerçekten Bolvedin'de bir sıkıntı vardı. Çok 600'lere bıraktı yarışı. Bıraktı. Bir atış padokta çok beğendim. Karakaplı defterimizi not edelim. Gölcük Aslan'ı. O da gerçi dördüncülüğe girdi. Ağır da aldı startı. Biraz ağır aldı. O da biraz daha kısa orta mesafelerde böyle kısa bitirici sprint ile iddialı olabilecek bir isim. Çim'di ama. Çim pistte Gölcük Aslan adını not edelim. Vakur kızın gelmiş olduğu yer bana göre fena değil. Bazen daha alt gruplarda koşabiliyor bu Safkan. 5 şart bir koşu ama Vakur kız adını not edelim. Bir de ekip değişikliğine gittikten sonra, el değişikliğine geçtikten sonra, el değişikliği olduktan sonra bugün böyle kendi halinde bir yarış yapan ama yarın öbür gün yine hiç ummadık bir yerde ters bir yarış kazanabilecek Özyel adını 3 ismi ben Kara Kaplı defter için öneriyorum. Bunlardan biri Gölcük Aslan'ı, Vakur kız ve Özyel adını Kara Kaplı defterimize not edelim. Hakeza Özreis. Yine bakın Kırs Afganlardan bir tanesi orada. O da aradan sonra koşmuş olduğu yarış tatminkardı. Tam bir çim pist atı koşacağı yerlerde. Bunları not edersiniz en azından. Hafta içerisinde koştukları koşularda yarın öbür gün koştuğunda atlamış olmayalım. Aldrem'in söyleyecek zaten bir şey yok. Bana göre kazanmış kadar başarılı koştu. Tebrik edelim ekibin ilgilerini. Dün biz yanılmışız. Ama yapacağı bir şey yoktu Erkmen'e diyelim. Engin'cim var mı ilavelerin? Hemen hemen aynı şeyleri söyledik abi. Yani peki. Dediğim gibi Erkmen bugün çok farklı koştu. Üstünde Sado zaten tempoları da çok iyi yapınca arka tarafı pek yapacak fazla bir şey kalmadı. İkinci ayağa geçebiliriz. Evet. Ocean Drive'ın kazanmış olduğu koşu. Demir Kapı ve ona belli metrelerden sonra Zegna'nın eşlik etmiş olduğu bir yarış gidişatı izledik ve bu ikili de aslında ön tarafta birbirlerini bayağı yıprattılar Engin abi. Evet, üzdü zaten. Uzun metreler boyunca kapıştılar. Tempodan düşmediler ve bayağı bir kapıştılar. Ama bazı metrelerden sonra artık tempoların düşeceği aşikardı ki bu metrelerden sonra tempolar biraz düşmeye başladı. Bariyer dibinden Ocean Drive, onun dışından Quasar güçlü geldi. Yani Quasar'ın aslında tutmuş olduğu yer viraj dönülmeye yakın doğru yerdi ama oradan yürümeyince o bariyer dibi açıldı Engin abi. Oraya bu sefer koşuyu kazanan at girdi. Mustafa doldurdu evet. Orayı kaybedince bence yarış orada gitti. Yani Ahmet Çelik'in yapmış olduğu yarış içerisindeki en büyük hata oydu. Mustafa zaten arkasında onu bekliyor. Yattı arkasına. Orayı açılacağını bekliyor. Açılmasını bekledi. Evet.
Erken davranıp orayı alsa koşuyu kazanan isim Kuyuzar olacaktı. Ahmet'in orada bir hatası vardı. Bence o nedenden dolayı yarışı kazanan isim Ocean Drive oldu. Tabii ki biri hata yapacak, biri kazanacak. Mutlaka. Yapacak hiçbir şey yok. Mustafa, ama o da içeriden biri geldi maşallah. Çok güçlü geldi ama o yerini kaybetmesen birinci sensin. Onun pozisyonu bozulacak. Tabii. O tabii o gelecek gelene kadar da belki hamleyle sen bitireceksin. Bir de kamçıyı sol ele geç aldı. Bak dikkat edin yine abi. Sağdan kamçı vuruyor, ata hiç tepki yok. Ne zamanki sola kamçıyı aldı, at ayak değiştirdi. Vites arttırdı. Evet. Gelmeye başladı ama biraz geç oldu. Bir dahaki yarışı zaten kolay kazanır. Evet. Güzel koştu. Ben de sana katılıyorum. İyi değerlendirdi fırsatı Kuyuş'e. Evet. Mustafa. Ocean Drive. Zaten hemen arkasındaydı şeyin. Kuyuser'in arkasındaydı. Düzlüğü de onların arkasında döndü. Ön taraftaki zaten iki tane at birbirlerini yıpratınca onların düşecekleri karttan belliydi. Yani sonlarda yavaşlayacakları belliydi. İçeriden de diri gelince burada mesela bakın çok iyi şey yaptı, yürüdü Mustafa, orayı da hemen doldurdu zaten. Ahmet biraz daraltayım dedi orayı ama Mustafa artık girmişti oraya, girdi ve oradan çıktı. Güzel bir yarış içinde yer bulma pozisyonuyla neticeyi kendine çevirdi. Evet. Şimdi ikinizin söylediklerine de katılıyorum. Ben de dün ilk atım Kuyuzar'dı ve öncelikli şans verdiğim isimde kazanır diye tutuyordum. İlk yarışın çok fazla ölçü almamıştım ama Eray'ın o kamçı olayına %100 katılıyorum. Çünkü kamçı değiştirdikten sonra... Bazen hamlelere çok fark ettiriyor. Çünkü hani yerinde ve zamanında hızlı hareket ederseniz o kamçının şeyini, faydasını görürsünüz. Kazanan tay zaten vardı yorumlarımda. Şablonumda da vardı. Dolayısıyla benim için ben hatta ikili de oynadım bu yarışta. Kuyuzar arkası birinci, ikinci yaptım atları. Dolayısıyla iyi de bir ikramiye verdi ikilisi burada. Ama tabii bu birincilikte en büyük pay sahibi Mustafa Çiçek oldu. Bir kere çok doğru yerleri yürüdü. Bir de şansı oldu. Oralar hiç kapanmadı. Açıldı evet. Hep açıldı. Evet. Hep açıldı. Yani şimdi bazen... Girersin kalırsın. Aynen, bariyer dibini beklersin, bir risk alırsın. Ama aldığı riskli de... risk bugün çok lehineydi. O arası kapanabilirdi de. Çünkü Ankara'da dikkat ediyorum her yarış dışarıda bitmiyor. Evet. Bazen böyle içeride yumak gibi bitirdikleri yarışlar olabiliyor. Ben de çünkü şey geliyor, görüyorum. Kuyuzar görüyor. 8'i de verdiğim için Ocean Drive'ı. Diyorum hani ikiliye girsin falan gözüyle bakıyorum. Hatta Batmacı Dream'de vardı yorumlarım arasında. O da bir ara bir önlerde kayboldu. Önlerde gözüktü. Tempoya çok uydu o tabii yüzden. Tabii takip listemize onu yazacağız ama. Şimdi kazanan atı da zaten iyi bir atı olduğunu söyleyeyim. Bunun bir tane anne kardeşi var. Hiç don olarak benzemiyor. Doru biraz daha şeye benziyor. Trivalize'den dolayı öyle. Excellent Art'tan onun bir tane Excellent Majesty var. Doru bir at. Yakın zamanda da gördüğüm atlardan biri. Hediye edildi bu at. Bineğe hediye edilmişti annesi. Çiftliğe daha doğrusu. Annesi diyorum ya. Kardeşi. Excellent Majesty. O mesela şey bir, çok kumaş bir isim bir kere ve o mesela, Excellent Majesty abisi çok gösterişli, fiyakalı, yani at gibi atım diyor. Bu Very Social'dan bahsediyorum. Bu don olarak biraz daha Trivalize. Babaya çekmiş durumda. Ben çünkü özellikle takip ettim. Öbür atı da çok yakından bildiğim için söylüyorum. Keleşekürüsü'nden Kocaeli'de bir yere hediye ediliyor. Oradan da bize geldi. Bildiğim atlardan biri yani. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışacağım. Ortada iki tane safkan, yani kazanabilire giren isimlerden biri Kuyuzar'dı. İlk koşusunu bana göre kazanır. Kesinlikle. Net. Bir diğeri Mayra. Zaten güçlü bir kanatı var, güçlü bir pedigrisi var. Kesinlikle. Bir de bir numarayı... İhmal edilmemesi gerekiyor. Adana Ateşi hakeza dediğin doğru. Bir Church Pictures yavrusu ki Church Pictures'ın özellikle Çin performansları malum ortada. Fakat ben geldiği yeri kesinlikle ölçü almadığım ismin Batmacı Dream olduğunu, bir sonraki koşusunda da farklı bir performansı ortaya koyacağını söyleyeyim. Kazananı tebrik edelim. Zaten dediğim gibi çok kalite bir isim. Baktığında kumaş bir safkan. Mustafa Çiçekli 4-4'lük binde, ekibi de iyi hazırlamış kazanırken... Bana göre zorlanmadı ama o zorlanmamakta da bariyer dibinden çok rahat akışta birbiriyle herkes uğraşırken o bariyer dibinin açılmış olması ve gelişi büyük bir avantajdı. Şuralarda ben hani şeye bakıyorum, Kuyuzar'ı görüyorum da kim gelebilir arkadan cazip bir şey? O belli ki girecek bir yerlere, kimler geliyor derken içeriden hakikaten gelen olmadı, izini gelen sürdü ve hani... Adeta bir metre bile fazla koşmadan kazandığı güzel bir yarış oldu.
tebriklerimizi iletiyoruz. Güzel bir de. Önde giden iki tay da bence çok fazla koştu. Demirkapı ile Zegna. Yani Demirkapı o kadar gitti, ona rağmen o Zegna'ya... Biraz aradan etkilendi. O kadar teslim olmadı. Ben iki tayı da çok beğendim. Onların da maiden maceraları çok fazla yakın zamanda çıkar diyorsun. Doğru. Şey var bir keşim bak. Zeyna var. O son koşu, buralara kadar hep bir mücadele etti. Şey, evet. Demirkapı dün zaten en tuttuğumuz atlardan biriydi. O da beşinci, dediğin doğru. Mayra'nın yarışını beğendim. İlk defa kendine yakışır bir performans sergiledi. Bunun dışındakilerden şöyle baktığımda aşağıya yok. Hani kim olabilir dediğinde şeyi söyle, Batmacı Dream'i söyledim zaten. Bir numarada yakın zamanda tecrübesini artık iyice oturmuş. Çimi de herhalde daha iyi. İçeriden yapmış olduğu ataklar benim hoşuma gitti açıkçası. Maiden'de o da yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum. Çıkan atlardan. Evet, peki. Tebrik edelim ilgililerin ekibini. Gayet başarılı bir yarıştı. İnşallah başarıları devam etsin diyelim bu kalite günümüz. Safkanın. Ve Arsène Lupin koşuyu kazandı. Tam Mr. Right ne oluyor, kim geliyor derken geldi Arsène Lupin. Tam potada rakibini bariyer dibinden avladı. Çim pist bekleyen isimlerdi. Çim pistte özlem duyan isimlerin bir arada olduğu yarıştı ki dün protesto da oldu bu koşuda, evet. Ki bana göre etkilenen isimlerden biridir. Etkilendi abi. Protesto görüntülerini istedin mi Eraysa? İkisine birden yapıyor çünkü burada. Ben şeyden açamadım görüntüyü. Ya ama burada mesela hem şey yapıyor, hem dede taşı hem de Sokrates'e sıkıntı veriyor abi. Evet. Dolayısıyla yalnız şey çok güzelleşmiş. Arsène Lupin, o boyun yapısı falan böyle kırlaştıkça güzelleşiyor. Tabii ayaklar falan belli bir şey tedavi, belli tabii bir şey sıkıntıları var belli. Buradan da gözüküyor ama sonuç itibariyle baktığınızda işte klas, kalite, kumaş böyle bir şey. Pisti seven. Rengi de ne güzel ya. Bembeyaz, üzerinde de siyah bir forma. Siyah beyaz. Dört dörtlük çok güzel bir görüntü. Burada da Ahmet milimetrik bindi. Evet. Deminki yarıştakinin tam tersini bu yarış Ahmet yaptı. Evet. Çok güzel bindi. İçeriye iyi değerlendirdi. Arsène Lupin de güzel birinci geldi etti. Bence yani, dün için çok şanslıydı. Yani dede taşı veya Sokrates'ten birinden biri olmasa yarışı, işte Sokrates olmasa dede taşı, birisinden dede taşı biri olmasa Sokrates kazanırdı. O avantajı o öndeki inanılmaz sert tempoya girdi. Vardı. Çünkü yani yarışın başlangıcından hemen sonra ön tarafta buluşan ikili 1600 metrelik yarışın 1400 metresi boyunca yol boyu beraber takıldılar. Tempolarını bozmak durumunda kaldılar ve bu gidişat bayağı viraj gerilerde dönen Arsène Lupin'in şansını çok ama çok arttırdı. Her iki safkanı da çok beğendiğimi söyleyeyim. Koşunun dördüncüsü Sokrates ve beşincisi Dede Taşı. Farklı koşullarda start alacaklar mücadelelerde. Her ikisi de yarış kazanabilir ama aynı koşuya düşerlerse yine benzer sıkıntı yaşanabilir. Çünkü ikisi de gitmek isteyen isimler, birbirlerini zor pozisyonda bırakıyorlar bu kez. Ve arkadaki safkanlara gün doğuyor. Dün için bu fırsattan faydalanan Arsène Lupin oldu. Burada ekibin çok doğru bir tercihi oldu. Yaklaşık 2,5-3 ay önce kum pistte bir yarış koştular. Çok kötü koşunca ekip ısrar etmedi. Devam etmeler kum pistte. Bu sefer geri alıp idmanlara devam ettiler. Yarış koşmayı, idmanlarla koşuya hazırlanmayı tercih ettiler. Çok doğru bir tercih. Çimi buldu, tak, hemen çayırdaki ilk yarışını kazandı. Şey olarak Eraycığım, grupta çok ara vermiş atlar var. Sanki hepsi bir araya gelmiş gibi. Aynen. Hepsinin nefes yarışı gibi oldu bu yarışta. Aslında burada mesela bir seneden fazla koşmayan bir crossfire var. Evet. Yani çok iyi, çok kalite bir safkan. Tabii. İsim bir safkan. Bu yarışta nefes yaptı. Onun gibi 4-5 tane mesela Zümrüt Hanım sayabiliriz. İşte 2-3 tane daha sayabiliriz. Nefes yapmak. Gazi'nin favorisiydi. Sakatlandı, yani koşamadı. Evet. Yani öyle bir attan bahsediyoruz. Kalepteli bir at. Çok iyi atlar var ve sezon içerisinde bu atlar birbirleri çok karşılaşacak. Çok. Neticeler değişebilir gidişat. Yani hem Dede Taşı hem Mr. Right outsider atlar gibi gözüken ki evet, zaten ganyanlarında da ortadaydı. Bence iyi yarışlar koştular. Bir kere hiç şey yapmayalım. Özellikle Mr. Right'ın yarışı fevkalade ama koşup sonrasında yapılan protestonun reddi de biraz tartışmalı. Çünkü bir ata değil ikisine birden yapıyor. Atlar etkileniyor açıkçası. Ve yarışın en can alıcı noktasında. Artık öndeki at, hani atların gücünün düştüğü yer, daraltma yapınca yatmaya otomatikman kartlarını düşürüyorsun. Ankara komiserlerinin bana göre sınıfta kaldığı bir koşuydu. Bundan sonra biraz toleranslı başladılar sanki Ankara komiserleri. Evet, bu anlamda. Ben bak bundan sonra böyleyim. Hodri meydan artık kim olursa olsun. Bu kadar da net. Ya doğru bir tanedir. Doğru bir tanedir. Neyse onu söylüyoruz. Evet. Sonuçta. Haydi bakalım geçelim.
şey Crossfire koşu üçüncü tamamladı. Dediğim gibi bir sonraki koşu çok farklı olacaktır. Bir de bu I Saw the Sun denize bindirdiler. Kendileri zaten biliyorsun biri birindeydi. Evet, Ankara'da koşmadı gerçi aradan sonra ama Çim'de yarın öbür gün Çim'de farklı bir yarış gelebilir diyelim. Şeyin yarışını beğendim. Festival'in yarışını beğendim. O da bir sonraki koşu çok daha farklı olacaktır. Aman dikkat, ekürler Black Chinese Festival ikilisini Kara Kaplan'a not edelim. Yolcu Han günün sürpriz isimlerinden biriydi. Bir sonraki ayakta Caner Karademir. Bu şeyle kazanan kardeşimiz mi? Onları karıştırıyorum ben hep. Can Demir, Karademir. Bu hafta içi Signora ile kazanan mıydı? Yok, değil. Signora ile kazanan Mazlum Can Demir. Nazım Pir Demir. Yok, Nazım Can Pir. Bir şey Can Demir o. Doğru. Can Demir de başı... Bakarız ona da. Evet. Mazlum Can Pir Demir değil mi? Yok o, Mazlum Pir Demir. O Mazlum Pir Demir ayrı. Araya Can'ı ben kattım. O ayrı. Bir de bir M Can Demir var. Evet. O ayrı. Yeni jenerasyon çocuklar tanımıyoruz ya. Doğru doğru. İsimleri doğru, tabii ki doğru. Karıştırıyoruz. Yok, ama, o az kazanan ama hani iyi bindi o gün sizin evet. Oraya. Valla ben bu yarışını çok beğendim kardeşim. Çok iyi, harika maşallah. Bindi. 600'den 700'den beri yani o kondisyona da maşallah yetti hiç bırakmadı. Yani kolları bir dakika durmadı fotoya kadar. Bir son metrelerde biraz böyle yanındakine Afti, bir ufaktan şey yaptı. Hani şöyle söyleyelim o kardeşimize hani at kaçtıysa efendime söyleyeyim hani çok bilinçli yapılmadıysa tolere edilebilir. Ama tam böyle daha hani şey olmasın daha bu mesleğin başlarında bu işlere yönelirseniz o sıkıntı olur. Ben onun ilk olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlk neden olduğunu düşünüyorum. Çok bilinçli olarak olmadığını düşünüyorum. Burada biraz af dışarı doğru gelince yanaştı tabii. Yanaştı. Ama yani işte... Öyle devam etti. Attı inatçıydı maşallah. Mücadeleci. Devam etti. Bırakmadı. Ama şey olarak performans olarak ben 700'den beri takip ediyorum. 700'den beri götürüyor. Maşallah kolları falan hiç durmadı. Değil mi? Hakikaten. Doğrudur yani. Tebrik edelim. Hem Aprentis'ini, ekibini. Seyit hazırlıyormuş. Seyit Kanda'ymış. Güzel de hazırlamışlar. Yılların tecrübeli. Ekip. Hem şeyi... Antrenörü hem zamanında at binerken sen Seyit'le hatırlar mısın Seyit'in at bindiği dönemleri? Seyit? Seyit Kan. Bizim zamanımızda biniyordu abi. Biniyordu değil mi? Biniyordu diye hatırlıyorum ben kardeşimiz. Bunun şeyi vardı meşhur. Saklı. Yıldız 50. Saklı masa Adana'da. Evet, çok güzel atları. O Arap ama hep o şeyle Yıldız 50 ile Saklı ile ikisi çok uyum içerisindeydi. O Yıldız 50'ye de çok laf çıkarmışlardı zamanında. Yani ona da. Artık mürur zamanı uğradı, zaman aşımına uğradı söyleyeyim. Hep yarım kan derlerdi ama değil tabii ki. Şeyle güzel yarışları vardı. Ve şimdi tabii yani antrenörlükte de gayet başarılı. Tebrik edelim Seyit'i de. Özdemir'in yarışı ben beğendim. Güzeldi. Evet. Dediğim gibi eğer biraz hafif böyle bir dışarı açılmaları olmasaydı farklıydı. Bahadır bana göre rakiplerine oranla sahip olmuş olduğu sıklet dezavantajı kaynaklı kaldı. Kilo kiloya koşsa biraz daha çok şey Caner Karademir. Caner Karademir. Ahmet Hamid'i gönderdi. Ahmet Bey gönderdi. Dolayısıyla bir şey anlatmış. Evet. Durum bu. Reborn startta 6-7 boy kadar kalınca şansı baştan gitti. Bu yarışını ölçü almayalım. Hoy hoy. Biraz şey inişli çıkışlı performansı var. O da pek ölçü alınmaması gereken isimlerden biri. Yoksa... Var bir ilave. Ankara pistinde farklı koşuyor bu at. Zaten yarış hayatının bütün birincilikleri Ankara pistinde mevcut. Burada kazandı ve daha önce de bu kardeşimizde birinciliği vardı. Dün yeniden memleketine gelince zor da olsa kazanmayı başardı. Kutlayalım. Kardeşimizle kutlayalım. Çaylar bitti ya benimki bitti. Çaylar bitti, su da bitmek üzere. Evet, hepsi bitti. Peki. Esna reklam... Yok, sağ ol Engin'cim. Çok sağ ol. Sağ ol. Masa altında var canım. Takviye var abi. Peki. Şimdi masa altı deyince Allah'tan gündüz programı bizimkisi. Peki devam edelim. Victory Cry'a geçelim. Beşinci evet. Ayak. Beşinci ayak. Victory Cry koşuyu kazandı ve son metrelerde geldi. Potoda rakibini avladı. Gene yarış bitti. Eyvah dedim bir şey oldu. Ben de tam bu yarışı seyredemedim. Tekrar seyredim. Gene telefonlar çalıyor. Çın çın mesajlar gelmeye başladı şeyden. Ne oluyor, ne bitiyor dedim. Abi yarışı seyrettin mi? Dedim ben seyredemedim. Eray'ı arayın, Engin'i arayın. Onlar seyretmiştir. Eray senden bir dinleyelim yarışı bakalım. Ne diyeyim? Gözünü seveyim ben artık. O zaman Engin'e ben bırakalım. Ben artık söylemekten yoruldum. Sözü Engin'e bıraktık. Engin'ciğim biz seni dinleyelim. Senden genel bir değerlendirme alalım. İyi, ben tamam, senin başına patladı. Genel gidişatla ben de başlayayım o zaman. Focus on Glory'nin ön tarafta tempo verdiği, ahtapotun ona eşlik ettiği, ondan sonra
Kaptan Cemo'nun da bu ikilinin arka tarafında devam ettiği bir yarış oldu. Düzlüğe de bu şekilde döndü. Düzlük'te Kaptan Cemo ataklarını sıklaştırıp yarışın liderliğini aldı. Buralarda içerilerden çıkan Right Hunter Düzlük'te 300'de, 400'de, 350'lerde sprintini yapıp öndekilerini yakaladı, hamlesini yaptı. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi yarışın liderliğini de almış durumda. Evet. Ama arkasında daha kuvvetli giden bir Victory Cry, özellikle son metrelerde yoğun atağını arttırınca fotoda gelip Right Hunter'ı yakalayıp mağlup edip güzel birincilik elde etti. Furkan kardeşimi kutlarım bir kere net, güzel bindi. Atını doğru içeriden bir ara yol bulmaya denedi ama oradan çıkamayacağını anlayınca erken hamlesiyle dışarı doğru açıp oradan sprintini yürütmesini oradan yaptı. Ve doğru bir karardı. Gelip fotonun ağzında Right Hunter'ı yakaladı ve avladı. Başarılar daim olsun inşallah kardeşimizin. Onun haricinde Kaptan Cemo'nun ön taraflara kadar gelip de sonlara doğru tabii rakiplerin ikisinin birden şey yapıp dördüncü kalması bundan sonraki yarışlarında da meydinde kalmayacağının göstergesi diye düşünüyorum. Right Hunter'la ilgili neler diyeceğim? Söyleyeceğimizi söylüyoruz zaten abi. Sana kaç aydır söylüyoruz? Yani bir yıla yakın olacak neredeyse. Yani takdir artık yapacak bir şey yok. Burada ama bir de ilave sanki biraz erken mi boşladı? Bir de öyle bir durum da var mı? Yani belki öbür taraftaki çok şey geldi. Bitirdim diye düşündü herhalde. Hı-hı. Oralarda bir gevşeme oldu biraz sonlara doğru hafif. Senin ne racım? Bana mı geldi? Sana geldi. Vallahi iki defa slalom yaptı koşuyu kazanan Safkan. Hani ona rağmen kazanmayı başardı. O kapanmalar benim olmasa... Şeydi, gazetede yani zaten Şablon 8 tekti ama 12-15 rakipti. 12 yarıştan çıkınca ben keyif aldım bu ikiliden. Bir önceki yarışta. İki maiden de keyifliydi. Ocean Drive'da bana keyifliydi. Bu da keyifliydi. Ben biliyorsun ikili kombine yaptığım için oyunlarımı... Vallahi yarı sever hiç keyifli değil. Ben sana söyleyeyim onu. Altılım zaten altılı. Zaten şey yolcandan yattım. Evet. Yarı sever bayağı bir tadı arada, kaçtı bu koşudan sonra. Tepkiler. Bu arada şey mesaj gönderdi. Yolcan demiş ki onu da söyleyelim. O kimse it mesaj göndermiş. Onu da söyleyeyim. Bir bilgi var çünkü. Nereden gönderdin Seyit ya? Cepten mi çıktı? Abi bak ne kadar işte bak. Şimdi böyle insanlar işte seviyorum. Neden seviyorum? Hiç kenarından, köşesinden, bilmem dolaşmadan diyor ki abi at kaçmadı diyor. Caner kardeşimiz diyor. Kendi jokeyi bak. Anladın mı? Caner kardeşimiz ufak açıldı. Ve yarıştan sonra da diyor uyardım. Bir daha olmayacak diyor. Benim atlarımda olmayacak diyor. Hiçbir atta olmasın. İyi yayınlar demiş. Şimdi bravo. Ne kadar güzel abi olarak tavsiyesini şimdi vermiş. Bak, doğru karar. İşte bak nedir bu? Tecrübe. Yıllarca at binmiş biri. Et görüyor. Tecrübe. Hayat tecrübesi de tabii çok önemli. Sahayı bilen biri. Seyit yıllardır sahada. Evet. Kim indir, kim cindir hepsini bilen biri. Mutlaka. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel ne diyor? Abi diyor siz diyor ben hani orada birazcık şey yaptım. Gene yumuşatmaya çalıştım olayı. Dedim ki hani iyi at belki kaçtı. Yok diyor abi diyor açıldı diyor. Bak direkt söylüyor. Dolayısıyla bu anlamda da iyi bir kardeş. En azından referans oluyor ona. Bundan sonra daha iyi yarışlar yapacak. Daha dikkatli olsun. Evet. Tabii. Burada da herhalde senin kaldığın yerden yani, devam et. Ön tarafta zaten yeterince sürat var. Yani 3-4 tane Safkan yarışı süratlendirmek istiyor. Bunlara çok erken sokulmak bir kere ciddi bir hata. Zaten atının yarış tecrübesi yok. İstanbul'da bir tane uzun mesafeli yarış koşmuşsun. Oradan çok yakınlara geliyorsun. Ankara'da ilk kez start alıyorsun. Ve bu şekilde ön tarafa erken hamleyi yaptığın zaman her zaman geçilme riskin vardır. Ki bunlar yarış içerisinde olabilecek şeyler. Jockey erken yürüyebilir, hata yapabilir, kaybedebilir. Bunlar olağan şeyler ama geçildikten sonra şu aşırı zıplamalar çok çirkin duruyor artık ya. Yani işin gerçeği. Bunu artık fazlasıyla abartmaya başladı. Gerilerde biraz daha hani normal o oturup kalkmalar ama artık aynanın geçilmesine yakın rakibinin kendisini atladığının farkına vardıktan sonraki atın üzerine yapmış olduğu o vurma hamleleri bence çok yanlış hamleler. Ve artık yarış severler de şu görüntülerden iyice huylanmaya başladı. Dün beni en az 15-20 kişi aradı. Abi biz bıktık bundan artık diyorlar. Tabir bu bakın. Yarı severlerin tabiri bu.
Ya işte dediğimiz gibi kardeşimiz öyle kendini rahat hissediyor. Ama sıkıntı şu Engin abi, başka atta neden yapmıyor diyorlar. Başka bir ekürünün atına işte misal kısa vade açık yarışta bindiği zaman o atlarda yapmıyor da bu atta neden yapıyor diyor adam. E bu sefer cevap veremiyorsun yarışsevere. Fermuarı çekmiş gibi oluyoruz. Evet. Yaklaşık 8-9 aydır, 10 aydır programlarda söylüyoruz. Ama dünkü görüntü tamamen artık işin çığırından çıktığı görüntü ya. O zıplamalar nedir abi? Öyle bir şey yok. Ya dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok. Var var, dünyada var da. O kadar zıplama. Bak, şöyle dur, yani savunmak için söylemiyorum. Ya dünyada bu tarz binenler var. Var. Var, net. 10 taneden 2 tanesi yarışın içinde yapıyor. Yapıyor veya ama bu, şöyle söyleyeyim. Ama o bir sliding denen bir şey var. Aynen, o çok iyi zamanlama. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi bu sen... iyice aşırıya kaçtı. Tamam, bak şimdi şunu söyleyeyim. Ya şimdi ben... Ona girmeye gerek yok. Nasıl bilsin. Aynen. Onda değilim. Demek ben yarışsevere ilgileniyorum. Aynen. Aynen. Ondan dolayı konuşuyorum. Raycığım. Ben anladım seni. Nasıl istiyorsa bilsin, onda değil. Ama hani şu şeyi... iki görüş tartışılıyor. Ya dünyada herkes biniyor. Arkadaş dünyada herkes biniyor ama onun dediğimiz böyle demin söyleyeyim yani sliding böyle hani şey kayar gibi böyle. Evet. O tam böyle belli noktalarda belli yerde, bir de dikkat edin yarışın her yerinde değil belli hamlelerin olması gerektiği noktalarda. Gökhan kendince bunu iyi yaptığını söylüyor, düşünüyor. Hiç o konuda şeyim yok benim. İstediğini yapsın, binsin, öyle başarılı. Öyle rahat hissediyor, söyle yapsın. Ya bu kadar bir şey söyleyeceğim, bitireyim. Öyle rahat ediyor, söyle binsin. Hiç sıkıntı yok. Benim üzüldüğüm nokta şu. Gören apprentiler çok kötü yapıyor. Ha, kaybettiği yarışlar yok mu? Var. Burada mesela bana göre o şeyden dolayı kazananı kutlayacağız. O ayrı bir konu. Kazanan bileğin hakkıyla geldi, kazandı. O net. Ama apprentiler o kadar kötü yapıyorlar ki bunu örnek alıp beceremiyorlar yani. Şimdi jokeylerden artık o kendini bu şekilde kabullenmiş. Her atada böyle binmiyor, onu da kabullenmiş. Ama böyle işte bu tip, bu nedenden dolayı. Belki ona sorsan, bak ona sorsan bundan kaybetmedi. Ona sorsan bundan kaybetmedi. Bence de ondan kaybetmedi. Heh. Ama son metrelerde çok fazla aşırıya yani, kaçırdı. Ona onu söylüyorum. Diyorum ki bak, kaybetmesinin sebebi bence o çok zıplamalar değil. Değil, değil bence de değil. Ama ona sorsan kaybetmedi, değil. Şimdi hani iyi de öldür, hakkını savun. Burada ben hani Gökhan zıpladı da ondan kaybetti derseniz de, haksızlık etmiş bence oluruz. De. Oluruz. Şey, burada birazcık sanki ben kazandım rehavetine biraz girdi diye ben düşündüm ki beni, dün beni arayan arkadaşlar da onu söylüyor. Abi gördüm gene zıplıyor ondan. Hayır arkadaşım, zıpladığından kaybetmedi. Evet burada da eskisi kadar şey yapmıyor ama şu bir iki hamlede boşladı. Evet. Ben onun şeyini düşünüyorum. Benim buradaki... Bitirdim diye boşladı evet. Evet ben sanki onu, ama kazananın bu başarısını engellemez. Kazanan da gayet güzel bir şekilde kazandı. Tabii. Evet. Tebrik edelim. Zaten daha ilk yarışından beri çok şeyler beklenen, konuşulan isimlerden biriydi. Kısmet bugüneymiş kazanmak. Furkan da 4-4'lük bindi. Ellerine, ayaklarına sağlık. Gayet başarılı. Başarılı daim olsun inşallah. Benim eleştirim şeyden değil. Biraz erken sanki bitti diye düşündüğünü şey yapıyorum Gökhan'ın. Ama burada zıpladı da kaybetti, şöyle de kaybetti diyenlere de saygı duyarım fikirlerine. Ama hem fikir değilim. Eray'ın söylediği başka bir şey. Değil mi? Benim eleştirim tamamen görüntü kirliliği. Çok fazla abartmayacaksın. Tamam yap, adabıyla yap. Yani son, dünyada yapıyorlar bunu. Son 3 aksiyon o dünyada yapılandan değil işte. Bakın son 3 aksiyonuna bakın. Tamam. Artık iyice neredeyse amuda kalkacak şekilde. Bakın şimdi başlıyor. Hop. Bak şimdi bir mesaj geldi. Şeyden, Urfa'dan bir menajer. Evet. Urfa'nın iyi menajerlerinden biri. Sen tanıyorsun. Yani... Tanıyorsun derken birlikte şey yaptığımız evet. Dostlardan biri. Doğrudur abi. Şunu söylüyor, diyor ki abi diyor %100 katılıyorum diyor. Burada diyor apprentiler diyor. Apprentiler ve hatta jokeylere diyoruz ki ya niye böyle yapıyorsun? Bize verdiği cevap Kocakaya daniyesini yapıyor diye diyor. Şimdi bak ya bir kere bir Kocakaya olmanız için birazcık değil mi o kardeşlerimize söylüyorum apprentilere. Bir zaman lazım değil mi? İlk önce bir oturun. İlk önce bir yerinizi yapın. Ondan sonra stilinizde farklılık yapacaksanız başarınızdan sonra deneymeye çalışın. Kocakaya yapıyor diye işte. Benim demek istediğimi tam burada sağ olsun söyledi. Hüseyin. Bak dediği olay şu. %100 katılıyorum. Çok doğru bir mesaj. Ağzına sağlık onun da. Çünkü bakıyorsun. Wow, eğer vuruyor. Bakın
hafta içinde ben bunu 2-3 tane eğitmenle konuştum. Ve at eğitmenleriyle ve sadece antrenör değil, at eğitmenleriyle. Hepsinin ortak paydada bulunduğu nokta şu. Gökhan için söylemiyorum bunu. O artık onu stil olarak belirlemiş. Ona karışamazsın. Hiçbir jockey sen niçin kaybedersen kendi kaybeder, kazanırsa başarısı kendi da kendisi. O başarısı da kaybeder kendi. Gökhan'ın özelinde söylemiyorum bunu. Ben çünkü artık vazgeçtim. Çünkü bir, hakikaten bak şimdi doğru konuşalım, şey yapalım. Öyle rahat ediyorsa öyle bilsin. Ben şimdi mesela biz burada nasıl, biz böyle rahatız değil mi? Evde oturur gibi. Sen bana kravatı şeyi taktır giydir, ben şimdi burada bu kadar rahat olamam. Tamam öylesin ama. Bir şey bak diye. Tamam. Ne diyorum şimdi sana söylemek istedim. Ben kendim böyle rahat hissediyorum. Tamam. 17 senedir. Tamam. Ben hiç ceket takım kravat takmıyorum. Şirkette hep öyleyiz ya da bir yerine. Ama biz böyle rahat. Şimdi beni sen sok bakayım şeyin altına. Ceketi kravatı bilmem neyi giydir otur burada. Ben kendimi bu rahatlıkta evde oturup ailemle son düzlük ailesiyle sohbet ediyormuş gibi rahat hissedemem. O da artık onu kabullendik. O öyle. Tamam öyle kabul ediyoruz ama güzel kardeşim sorun şu. Adam diyor ki yarı sever. Güzel kardeşim. Karşıma geldiği zaman Eray abi diyor. Eray kardeşim diyor. Sevgili canım abicim diyor. Ona öyle biniyor da buna niye böyle biniyor bak, diyor. O tamam. Sıkıntı o. Tartışılır. O tartışılır. Ama şimdi benim takıldığım nokta ise neden böyle biniyor su değil. O öyle rahat hissediyor. Tamam ona zaten benim takıldığım nokta taklit edenlere ya çıksın anlatsın desin ki bak çocuklar gördüğünde bak ben Gökhan olsam şunu yaparım. Bak bazen mesela bizi taklit edenleri görüyorum. Kendim söylüyorum. Diyorum ki bak hani taklit ederken bari doğru taklit et ya da kendin ol. Anlatabiliyor muyum? Gökhan olsam şunu söylerim. İzlerim bakarım o doğudaki aprantilere veya burada aprantilere. Çekerim yanıma. Var var. İl başka dediğin gibi Doğu İzmir'de var. Çok çok yerde. Doğu yerde böyle tek tük görüyorum. Ne oluyor? Gökhan Kocakaya baskına mı geldi? Gökhan Kocakaya sesler geldi. Şöyle. Yapamıyorlar çocuklar. Daha kötü. Ben çok olsam kötüler. Gökhan derim çok ki kötüler. Gel kardeşim. Bak bu işin doğrusu şudur. Kendine göre. Doğrusu budur. Evet. Çünkü çok bir yayılıyor bu. Sirayet ediyor farklı. Ve dediğim gibi hani eğitmenle konuştum. Dediler ki çok vurursan beline zararı var. Ama kaydırır gibi o dediğimiz işte sliding gibi olursa dokunma ince nüanslar dokunma böyle o kaynaktır bir o bir hani şey kaynak ivme kazandırıyor sana o doğru onu ben inceledim okudum öğrendim ilk başta ben de ters düşürüyordum abi bak ben de başından ama yanayın dediği de farklı onu öyle biniyor buna böyle biniyor o da orada da sen haklısın evet. Şimdi ben değil yarı sever haklı tabii. Cevap veremiyoruz bu sefer soruyorlar çünkü insanların gözüne tuhaf geliyor. Evet. Bu tipte yani tabii ki yarışsever de... Ya dur bir şey okutmadınız mı? Bir şey, yani sana demiyorum. Konu yani... açıldı. Engin söylesin yarım kaldı. Evet, bir şey vardı bir şey yazmış bana cepten okudum mu abi diye ona bakacağım da. Dediğim evet. Gibi yani yeni yetişen kardeşlerimizin özellikle ilk önce kendilerini sabit stillerine oturtsunlar. Başarılarını elde etsinler. Ondan sonra stillerinde farklılık göstermek istiyorlarsa onu denesinler. Doğru olan odur. İşte tecrübe konuştu. Yani yoksa daha pişmeden, oturmadan bu tip şeyleri denerseniz karman çorman bir şey çıkar ortaya. Evet. Yoksa Gökhan'ın ben niye böyle biniyor diye. O artık Gökhan'ın kendi takdiri. O ben dediği gibi kendi onu benimsemiş. Birkaç kişi daha var arkadaşlarımızdan yapanlar. Başarıları da başarısızları da söylediğimiz gibi artık bundan sonra kendindendir. Peki. Burada beni bağlayan hiçbir durum yok. Ben tamamen elçiyim. Bana yarı sever diyor böyle böyle Eray abi. Dile getirir misin? Ben de dile getiriyorum. O kardeşlerimize de bir nasihatta bulunayım. Gökhan Kocakaya nasıl Gökhan Kocakaya oldu? Onu siz bence örnek alın. Örnek alın. Aynen öyle. Ya dün mesela İstanbul'da iki tane yarış kazandı Gökhan. Padre Padrone ile böyle değildi mesela. Şeyle de böyle flashing gördü. Harika bindi. Atın üstündeki karşıdan seyredişini, yandan seyredişini seyredin. Mükemmel. Yani niye gerek duydu ben anlamıyorum. Hiç gerek yok aslında. 10 numara 5 yıldız öbür türlüsü Gökhan'ın. Peki. Victor Cry ile ilgili söyleyeceklerim bunlar ama ben kısa çok beğendim hakikaten. Daha sert gruplarda da şu gelişte iş yapabilir. Kara kaplı defteri not edin. Right Hunter artık Maiden'dan bir sonraki kursa çok net bir şekilde çıkar. Goldwyn fena bir yarış koşmadı. İlk bir çıkış yarışıydı. Mustafa Çiçek ekürünün atlarıyla dün iyiydi. Bir sonraki kursu daha farklı olacaktır. Plovdiv kara kaplı defterimize not edeceğimiz isim olsun buradan dedikten sonra. Goldwyn'i sezon içerisinde farklı yerlerde görebiliriz. Annesi özellikle Prenses Göksu. Çok iyi bir kısraktı. Yani sezon içerisinde farklı yerlere gelecek bence Goldwyn. Hüseyin diyor ki abi diyor Kocakaya kadar olması biz de biliyoruz ama diyor sonuçta örnek alarak bize gösteriyor. Burada bir tane hiçbir zaman Kocakaya olmaz diyor.
yanlış anlaşılmasın diye. Ya şimdi oradakiler de o zaman size gideceksiniz. Hüseyin o eğitimde. Gökhan da oradan çıktı. Tabii oralarda at bindi. Diyarbakır'dan çıktı Gökhan. Yok canım. Nasıl yok canım? Urfa, Diyarbakır'da bindi mi Gökhan? Gökhan Diyarbakır'da Urfa'da at binerek. Urfa tamam da. Oralardan geldi ya. Fark etmiyor ki Urfa Diyarbakır aynı. Aynı kişiler at biniyor yani orada. Aynı kişiler at biniyor. Abi. Evet yani sonuçta peki. Oradan geldi yani Gökhan da. Var mı ilave? Yok abi. Haydi geçelim o zaman. Rocket Girl kazandı günün son ayağını. Yine Seyit Kan'daymış. Seyit Demişat. Tebrik edelim. Harika bir yarış. Son metrelerde yapmış oldu. Etkili sprint ile koşu ağırlığını koydu. Perilina bir ara bir kazanıra girdi. Tam kazanacak mı derken... Çok kuvvetli Girl geldi. Kuvvetli bir şekilde gruba hakimiyetini hissetti. Bu şey eküre değildi değil mi? Perilina ile Hafo. Değil. Yok. Yok yani... Ekip neyse tamam evet. Ya çok süratli bir yarış izledik. Şimdi yukarıda dört yukarı İngilizlerin yarışı vardı. 36 bitti. 1.36 bitti. Bu koşu 3 yaşlılara 35.05. 1.35.05 bitti. Yani inanılmaz sürat vardı ve güzel bir yarış izledik. Burada sondaki fırsatı rakıt gibi iyi taylar var. Burada koşan tayların birçoğu iyi taylar. Perilina'nın zaten süratli giden koşuya ekstradan sürat vermesi tempoya ve yarışın derecesine katkıda etki oldu. Bulundu ama Rocket Girl'ün zaten bu gibi gidişatları sevdi. Ortada geçtiğimiz sene iyi yarışları vardı. Perilina biraz daha sabırlı olabilseydi belki aynanın önünde biten bir yarış izleyebilirdik. Böyle 1.5-2 boy farkla bitmezdi de biraz daha sert bir mücadele izleyebilirdik. Sadece onu söyleyebilirim. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ekürlerden Maximo'nun ön tarafta vermiş olduğu tempoya da Perilina da eşlik etti. Evet. Düzlüğe zaten düzlüğe gelmeden zaten onu atlayıp ön tarafta liderliği alıp götürmeye çalıştı Perilina. Yapı bilinen stiliyle zaten. Ama yarışta dediğin gibi çok tempo vardı ön tarafta. 35 biten bir yarış. Sert bir yarış oldu. Bunu da çok iyi değerlendiren Rocket Girl hiç affetmedi. Sonunda yapmış olduğu sprintte Perilina'yı potonun ağzında mağlup etti. Ekürlerden Let Her Go'da üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Ama Persistence'ı takipte de fayda var diye düşünüyorum ben. O da aradan sonra. Değil mi? Evet, aradan. 5 aylık evet. Aradan sonra bundan sonraki yarışında çok daha farklı olacaktır. Çünkü mutlaka. Nefesini yaptı. Mutlaka. Peki Engin'cim. Tebrik edelim. Güzel bir yarış güzel oldu. Güzel yarış oldu. Hakikaten Ahmet, öyle. Tweetlere biraz bakalım tabii ki. Ondan sonra hemen akşamda değerlendirelim diyeceğim. Eğer arkadaşlarım ekrana verirlerse. Gökhan Ormancı demiş ki abi yine ekranda muhteşemsiniz demiş. Program süper gidiyor. Bugün Adana'da 5. koşuda şart 19 diye bir yarış var. Yeni bir koşu çeşidi abi. Şartlar nedir acaba? Sevgiler, saygılar. Doğru. Maiden atlar için koyulmuş. Dörtlü. Evet. Dörtlü maiden atlar için koyulmuş bir koşu programı. Bu yıl başlandı. Sezon içerisinde ya bir tane var ya da iki tane var. Yanlış hatırlamıyorum. Kazanmayanlar ama. Evet. Yarış maiden atların koşabileceği bir koşu. Evet. Peki. Gökhan Kocakaya'nın binin stili müşterek bahisler açısından spekülatif bir durum doğuruyor maalesef. Luke Morris stili uyguluyor. Madem gitsin ders alsın bu karşınız böyle izleyerek taklit yapınca eriti duruyor demiş. Bu işin bir tekniği var gitsin öğrensin biz de alkışlayalım demiş. Kim paylaşmış bunu? Unicorn Boran paylaşmış, Hasan Boran paylaşmış. Abi haklısınız kaybettiği 100 yarışın 98'inde geçildikten sonra çok aşırı zıplıyor. Bence de kaybetmeden zıplamak değil ama geçildikten sonra zıplayınca at vites mi değiştirecek? Şahsen başından beri kaynak yapması benim gözümde hoş duruyor ama hafif hafif demiş yapılması. Aynen hafif hafif olduğu aynen. Zaman sıkıntı yok ama abarttığı zaman. Evet abi bugün İstanbul'da maiden yarışlarının sadece kayaların 26 tane atık koşuyor. Vallahi helal olsun ayakları düz bassın demiş Temel Demir. Programın ortalarında paylaşmıştık evet. Bu durumu. Hakan abi bence siz şu an çok mütevazı davranıyorsunuz demiş. Gökhan Kocakaya bugün Copperfield'le de böyle binsin de görelim demiş. Ayrıca dün Deer Hunter'a normal binse kazanırdı. Deer Hunter? Deer Hunter değil ya. Hunter'lı da. Deer Hunter değil. Tamam. Bizlere yazık. Right Hunter. Right Hunter. Stil yüzünden kaybetti. Bizlere yazık abi saygılar demiş. İyi yayınlar. Eray'a katılıyorum. Halis abi bilmiş olsa bu yarış kaybetmezdi diyor. Yarış severlerle dalga geçiyor sanki. Yazıktır. Günahtır demiş Erhan. Her görüşü paylaşalım. Biz katılırız katılmayız. O ayrı bir konu tabii ki. 653 numaralı Ganyan Bayi'nden selamlar. Bugün koşacak olan Olgun abiye şans diler misiniz? İyi yayınlar. Peki, Olgun abiye bugün bol şanslar diliyoruz. Evet, ayakları düz bassın diyelim. Abi İstanbul'da Padre Padrone bir de Flashing Girl böyle hoplaya zıplaya binmedi. Papatya falan bakalım nasıl bakacağını. Dubai'deki yarışları izledik böyle hoplaya zıplaya binen olmadı demiş Ersan Aktaş. Sorun o zaten.
Peki. Abi İstanbul'da Padre Padre aynısını yazmış. İlker Yıldız abi Gökhan'ı çok görmesin kardeşim demiş. O zıplama eyvah yarış gitti zıplamasıydı. O zıplama diye eyvah yarış gitti zıplamasıydı. Zira 10 metrelerde biz de zıpladık yarış gitti diye demiş. Kuponunu paylaşmış İlker Yıldız. Espriyle İlker yaklaşmış olaya ama tabii ki. Hakan abi herkese sevgiler saygılar. Dün iyice görüldü ki İzmir'deki yarışlarda starting box atlar 10 dakikaya da giriyor ve içerideki atlar için pek sağlıklı ortam kalmıyor. Bunu geliştirmek adına çalışmalar ne zaman yapılacak merakla bekliyoruz demiş. Serdar paylaşmış. Önce Serdar'a selamlarımızı iletelim. Ekip olarak Beşiktaşlı kardeşlerimizden biri. Güzel kızın da gözlerinden öpelim. Sevdiğimiz kardeşlerimizden biri. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi start eğitimleri konusunda aslında kulüp hakikaten çok önemli girişimlerde, çaba ve gayretlerde bulunuyor. Yıllardır biliyorsun eğitmenler gidiyor, starterler eğitiliyor. Yurt dışından bakın starterler getirdi, start eğitmenleri getirildi. Ben bunların birkaç tanesine bizzat şahit oldum ve bizzat yerlerinde izledim. Yapılan çaba ve gayret çok ama işte programın başında da konuştuğumuz gibi atlarımız da bazen mental sıkıntılar olunca bu sefer ikisi bir arada problemlerin üzerine konularak gidiliyor. Bu anlamda da bazen sıkıntı oluşuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bence doğrusu şu aslında. Şu içeride geçen bakın dün konuşacaktım atladım. Bursa'da Tay koşusunda geçen hafta olanlar, geçen haftaki olay. Tay koşusunda bir baktım temiz kan arıyor ısrarla sağ olsun. O da haklı. O da bu konulara çok kafa yoran bir arkadaşımız. Mehmet Burak Temizkan. Seyrettin mi dedi yarışı ciğerim dedi onun biliyorsun böyle. Seyrettin mi ciğerim yarışı dedi dedim. Şeydeydik yoldaydık ama dedim kayıtlardan bakacağım. Baktım hakikaten. Şimdi eziyet. İçerideki taylara bildiğin eziyet. Bir tay. Hocalarımıza seslenelim. Buradan Bursa'daki hocalarımız keşke dün konuşsaydık aslında vakit olmadığı için. Yarış hayatının daha ilk koşusuna başlayacak tay bunlar. Ve iki İngiliz tayı olsun, Arap tayı olsun ne olursa olsun. Bir tane at veya iki tane tay uğraşıyor diye içerideki şeyler ezildi. Kaçtı. Tamam. Bunun doğrusu şudur. Doğru bir tanedir. Dünyada da bu böyledir. Eğer dünyaya örnek alacaksak. Dünyayı örnek almasan da aklın yolu birdir. Benim mantığım, hafsalam bunu doğru olduğunu söylüyor. Bir tane at, o at tay yakalanana kadar, tay özellikle altını çizdim, tay yakalanana kadar içerideki tayların hepsi yarış hayatlarına 3-0 geriden başladılar. Mental açıdan söylüyorum. Stresli başladılar. Stresli başladılar. Ne oluyor? Tıkmışlar daracık bir şeyin içerisinde. Titriyor, ayakları titriyor. O taylar böyle zangır zangır titriyor. Allah aşkına sizi bir odaya tıkayım. Sadece vücudunuzun girebileceği bir yere. Kapalı 5 dakika durabilir misiniz? Hele klostrofobiniz varsa zaten El Fatiha, Hoca Efendi'yi çağırın. Ruhunuzu teslim edersiniz. Sadece vücudunuzun girebileceği bir oda, kapı düşünün. Üstü, altı kapalı. Bir de sırtında bir adam. Kapa kapıyı. İçeride 15 dakika bekle bakalım. Ne oluyorsun? O taylarda hiçbir farkı yok. Doğrusu nedir bunun? O tay kaçtıysa gerersin şeyi, içerideki tayları çıkartırsın, bir rahatlatırsın önce. Değil mi? Tabii ilk yarışında bunu yaparsan... Daha ilk koşusu. Evet. Usta taylar bile etkilenir herhalde. Mutlaka, mutlaka. Usta taylar bile etkilenir. Evet. Etkilenmez mi Engin? Normal atlar bile etkilenir. Bırak usta taylar abi. Usta taylar, usta taylar derken usta atlar. Normal atlar da... Şimdi böylesi bir durumda... siz o tayları bekletirseniz yarış yaşamına 3-0 geriden başlatırsınız. Bunca emek, bunca çaba, bunca gayret. Sen efendime söyleyeyim daha K3 raporun geldiğinden itibaren hayaller kurmaya başlarsın değil mi? Evet. Gebelikten bahsediyorum K3. Geldiğinden itibaren hayaller kurmaya başlarsın. İlk startında iş bilmezin biri gelir orada... bütün hayallerini hakile eksan eder, yerle bir eder. Ne oldu? Ne oldu? Toparlayabilirsiniz. Onun için lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olmak. Özellikle şimdi tay koşuları bakın. Tay'sa geçen sene oldu bir tane.
hatırlıyorsun. Geçen kazandı hatta, o da Seyit Kan'ın taylarından biri. En son girdi çıktı kazandı hatırlarsın. İçeridekilerin hepsi şey oldu. Turşu oldu. Bekledi, oldular. Bekledi. Girdi, start verildi. O tay uzak ara kazandı. Öbürleri evet. Daha ne oldu diye bakılır. Düşünsene sen kendini 15 dakika odaya kapa. Kapın birden açılsın zaten ne oluyor dersin. Ya içeride durmuyor, kendini harap ediyor ya da uyuyor hayvan. Uyumuştur yani böyle. 20 dakikaya kadar. 10 dakika. Yani 10 dakika böyle durduğun zaman. Evet. Dolayısıyla derviş misali duruyor. Benim önerim şu, bu tip durumlarda tayların bir kısmının çıkartılması. Yapamıyorsak doğrusu hatta şu. Doğrusu şu bence tayları aynı anda içeriye sokmak. En doğrusu sanki. Yani en azından bunu tay koşullarında başlatalım. Evet. Yani starter adetleri fazla olursa hani ustalarda tamam hani personel sıkıntısıdır şudur budur veya eğitimlisi yoktur tartışırım. O da öyle kolay bir iş değil bu arada, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Starterlik öyle kolay bir iş değil. Çok zor. Zor da zor. Yani bir tane vurur kaç kişi gitti biliyorsunuz zamanında. Oldu. Ya istediğin kadar çelik gerekiyor. Onun ciddi eğitimini almaları gerekiyor. Eğitim hazırladıktan sonra şimdi aslında bir kadro var. Seyis kardeşlerimizden oluşan bir ekstra bir kadro var kulüpte, onu biliyorum. Kullanıyorlar mobil kadro, onu biliyorum. Ama şunu da açık ve net söyleyeyim. Bence doğrusu nedir biliyor musunuz? Tayların özellikle daha fazla starterle hepsinin birlikte aynı anda içeriye sokulması. Ve %100. Sonda bir tane iki tane kalır, ondan sonra startın verilmesi. Çünkü neden? Bakın burada bir emek var. Bunu ben kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bursa'daki hocalarımızı yaşadığımız için söylüyorum ama İstanbul, Ankara, İzmir, efendim Adana içinde çok değişen bir şey yok. Yani böyle bir sıkıntılı bir süreç ona girmiyorsa tabii ki bir tolere edecekler. İlk koşudur. Gerçi start izni alırken bütün bunlara bakılıyor ama içerideki birini kurtaracağız derken içerideki tayları da sıkıntı içinde bırakmamak gerekiyor. Bu tip kaçma durumlarından bahsediyorum. Evet, hızlandırılmış şeye geçilmesi lazım. Dediğin gibi abi, girişler. Serdar tatmin edici oldu mu bilmiyorum ama bununla birlikte başka şeyleri de konuşmuş olduk bahaneyle. Hakan Engin abim, Eray kardeşim iyi programlar, iyi yayınlar. Yeni sezona Ümit kardeşim iyi başlangıç yaptı demiş Gökhan Atıl. Gökhan, onun arkadaşlarından Ümit yine evet. Balık sezonu başladı. Gökhan sağ olsun. Engin, gerçi sen vardın. Biliyorum abi, biliyorum. Bize sağ olsun. Büyük büyük balıklar dalar çünkü. Onları gönderir, şey yapar. Böyle bir durum. Bu arada Temiz Kang ne demiş? Kusurlu olduğu bilinen atlar starta önce sokulmalı ki diğer eğitimi alan atların hakkı yenmesin demiş. Doğru. Yani. Tabii bekleyecekse yani en azından onların beklemesi yani daha sürü, doğru. Bir sürü yöntem var, bir sürü çözüm var ama bana kalırsa en doğrusu kendi adıma söyleyeyim. Hepsinin aynı anda şey yapılır. Bak bir demiş ki atlar klostrofobik canlılar demiş. Hakikaten öyle. Yani insanlarda bile bakın bilmiyorum klostrofobi hastası olan yakınınız var mı? Var. Var mısın? Var. Evet. Yaşadıklarını biliyorsun değil mi? Evet. Zor çok zor. Yani bakın Allah kimseyi ne o duruma soksun ne de benim bir arkadaşım vardı. Klostrofobi hastasıydı. Yani klostrofobikti. Mahvoluyordu. Yani bırakın şeyi daracık bir kutu içerisinde durmayı. Yani MR falan mümkün. Açık. MR falan zaten uyutuyorlar. Yok. Allah şey yapmış. Şimdi açık ama o MR'ların falan şeyleri çıkıyor. Açıkları var evet. Açıklarına gireriz zaten. Anca bir türlü kapalıya falan çok zor. Onun dışında hani odada pencereler kapalıyken bile var. Sıkıntı haline var, geliyor. Ben gördüm şaşırmıştım dedi. Şimdi çok zor bir hastalık yani hani Allah kimseye vermesin. Ve atların da böyle canlılar olduğunda hatırlatalım. Bir kez daha Temiz Kan'da hatırlatmış sağ olsun var olsun. Peki hızlı geçeceğim biraz. Erdoğan Ayhan, Fatih Kıyıcı, Taner Sezişli, Gökhan Hatıl, Ayhan Taşkezen, Lambacı Bey, Murat Aras sana teşekkürler. Uşak'tan selamlar. Herkese bol şanslar. İsmim Ömer in my heart demiş Tayfun Çağlayan. Maşallah diyelim Ömer'e de buradan. Mustafa Candemir Signora'ya binen çocuk demiş. Point Reis paylaşmış. Yine Fenerbahçe 820'den sevgiler saygılar demiş Cengiz Göroğlu. Tamer siz işte iyi yayınlar, mutlu pazarlar. Hepinizi çok seviyorum demiş. Tamer'e de buradan teşekkürler. Maşallah kardeşimize diyelim. Mustafa Candemir ismi gelmiş. Şöyle aşağı iniyoruz. İyi yayınlar dostlar. Yarış hayatı kısa sürede belki hatırlarsınız. Kamman Sultan. Gerçekten sevimli ve sevgi dolu bir sultan. Ve insanı böyle güzel varlıkları sevmemesi mümkün.
mümkün mü demiş. Tabii ki hatırlıyoruz Kamban Sultan'ı. Mustafa Sağlam Yönü. Fikret Kamban. Evet. İsimlerinden biriydi, atlarından biriydi. Dolayısıyla maşallah diyelim biz de bir kez daha. Evet, aşağı iniyoruz. Sinan Aslan, Sinan demiş ki biraz geç kaldık ama bugün sizi Cevahir Otel'den seyrediyoruz demiş. İyi yayınlar demiş. İstanbul'daysa niye gelmedi? Hangi Cevahir İstanbul? Maltepe demiş. Öyle mi? Maltepe'de var mı ondan? Var galiba. Sen biliyorsun oraları. Peki, aşağı doğru inelim. Yine Sinan'a, Mustafa Sağlam'a buradan teşekkürler. Sedat Tanrı Yapısı günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkürler. Serkan Can Gölcük Aslanı'nı paylaşmış. Ona da teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Güzel bir fotoğraf paylaşmış. Şöyle bir aşağı inelim. Serdar Kaplan, selam abi, mutlu pazarlar, çocuklar atları görsün, hipodromlar dolsun taşsın bu pazar, emeklerinize sağlık, iyi yayınlar, saygılarımla demiş. Sağ olsun Serdar'a da teşekkürlerimizi iletelim. Ethem Kaya, İlas Pilavcı'ya teşekkürler. İyi yayınlar, ben Kalinda'nın seyisi Tokatlı Cemal Engin'cim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kalinda'nın seyisi Cemal. Kalinda, Cemal. Görsem %100 tanıyorum da ismen çıkartamadım, kusuruma bakmasın. Peki. Bugün tüm hastalarımıza acil şifalar, operasyonda olan tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amin, amin diyelim biz de. Hakikaten paylaşımı için ve duaları için diyelim. Peki. Ahmet Ünlü, Nezih Demirci, Alper Kıpır, merhaba tüm dostlara. Bu haftaki izleyicilerimize annem de eklendi demiş. Ana oğul sizi takipteyiz, selamlar, sevgiler demiş Alper Kıpır. Biz de teyzemizin ellerinden öpelim. Hakikaten Allah razı olsun, bizleri seyrediyorlar. Ne mutlu dedikten sonra. Peki Nezih Demirci yine kardeşimizle birlikte bir fotoğraf paylaşmış. Adana muhtemelen burası. Selamlar, sevgiler diyelim. Evet, aşağıya doğru inelim. Serkan Sağlam Emre'si, Bayram Karakuş. Hakan abi, yayınlar, sizleri çok seviyoruz. Bugün Başakşehirliyiz. İstanbul'da Bayezid Tek olur mu? Herkese bol şanslar demiş. Evet, Başakşehir bu şey... Fanlara çoğaldı. Akşam çağrı vardı büyük yerden. Dolayısıyla dolacaktır stadlarda. Bence tabii işin şeyindeyiz. Futbol güzel. Hakikaten güzel. İyi futbol oynandığında o tribünler zaten dolacaktır. Gelsin Başakşehir'de, çünkü hakikaten başarılı takımlardan biriydi. Pekala, hızlı bir şekilde biriydi dedik, yalnız söyledik. Devam ediyoruz. Şöyle aşağıya doğru. Yine Volkan Yozgatlı'ya, sevgili Volkan'a da buradan selamlarımızı, tamam, sevgilerimizi iletelim. Selam, iyi yayınlar, iyi sabahlar. Güzel insanlar. Engin abi şıksın yine. Bugün sizi izlerken büyük keyif alıyoruz. Güzel tahminleri bekliyoruz. Sevgiler demiş İlyas Kamacı. Ramazan Tunç'ta pazar İstanbul için seyir ve heyecan vakti demiş. Sağ olsun Ramazan'a da. Abilerim günaydın. Eray abiye bir sorum olacak. Bugün gönlü Galatasaray'dan mı, Beşiktaş'tan, şey, Başakşehir'den mi diye, ama onu paylaşmıştı zaten. Beraber. Ortadayım diyorsun. Eray. Adana'dan selam olsun. 424 Nalı Ganyan bayimizden kahvaltı yapıyorduk sizleri izlerken. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu güzel ortamda sevgili abilerim, iyi yayınlar demiş. Adana'ya selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. İnşallah ilk fırsatta diyelim. Fatih göndermiş. Fatih Başkan. Taşkent Adana Valilik Kupası sahibi Armağanbaşı. Nostalji yapacaktınız Hakan Bey Taşkent'le ilgili demiş. Dedim ya, Taşkent'in kazandığı bir yarışı bulmaya çalışacağım. Bulamazsam tabela içerisinde yer aldığı koşullardan birini, ama özür dilerim. Affedersiniz, haklısınız. Bu haftaya olmadı. Haftaya ayarlamaya çalışacağım. Çünkü bu hafta çok benim için yoğun geçen bir haftaydı. Allah rahmet eylesin. Sayın abimize, kıymetli şey yapalım. Yakın zamanda kaybettik kendisini. Aynen. Ama Hakan devam ediyor yine. Evlat devam ediyor. Hem jokeylik yaptı, evet, hem mesleki anlamda da antrenörlük olarak kardeşim da başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu yukarıda bir fotoğraf atladım mı dedim de buradan çıktı. Uluç göndermiş, Uluç Ardağan'a selamlar. Günaydın, iyi yayınlar. Dün yazamadım. Cuma günü başlangıç koşusunun ilkinde altınmalı I7 Starting Box'ta yaşadıklarına rağmen koşturmasını nasıl değerlendirirsin? Saygılarımla demiş. Uluç sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Benim eski dostlarımdan biridir. Atçı. Hem yetiştirici hem at sahibi. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Ben de hani bekledim mi bir ihtimal çıkar mı diye, ama bayağı oturdu çünkü hayvan. Dün programda aslında bu konuyu biraz konuştuk, hatırlarsın. Evet evet. Değerlendirdik de. Ama dün izleyememiş olsun, bir kez daha buradan hatırlatalım. Durum böyle. Bence de katılıyorum Uluç'a %100.
koşulması daha makbuldü. Bir yaşın daha Hakan'ım demiş, Yüksel paylaşmış. Çağan maşallah, Allah nazardan maşallah saklasın. Doğdu ve bir yaşına geldi. Yüksel'e de buradan sevgiler diyelim. Ayhan Kızgıngül, İzmir Bodrum yapacaksanız Didim'de de dostlarınızın olduğunu unutmayın. Bekleriz efendim demiş. Yakın canım, uğrarız oraya. Değil mi? Bodrum hemen oradan tak oradan geçeriz Didim'e de. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Suat Yurday, kızımla izliyoruz sizi, selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun Suat Bey'e. Bu fotoğraf çok akşam gördüm, çok beğendim. İmparatorlar, Mevlüt Atçı, Süleyman Aktutun, Ayadı Şen. Şimdi hakikaten çok güzel bir fotoğraf. Çocuklar yani değil mi? Yani. Üçü de müthişler. Mevlüt abi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur, nur içinde yatsın. O da yıllarca at bindi. Ne oldu? Orhun vardı onun oğlu. O da bir ara bir at bindi. Devam ediyor mu hiç görmüyorum. Ya da belki de görsem tanımam yani. Bir dönem çünkü aprantilik falan yaptı. Sanki bir dönemler ben de hatırlıyorum. Aprantilik yaptı ama şu anda sahada mı şey mi bilmiyorum Orhun'u. Ama aprantilik yaptığı dönemini hatırlıyorum Mevlüt abinin oğlunu. Mevlüt abi, Süleyman abi ve Tınay abi. Amerikan şeyleri gibi filmler vardır ya. Yani Hollywood filmlerinden 90'lı diyorum. 60'lı yılların çocuk filmleri. Aynen. Bildiğin bana bunu, yani Süleyman abi bir kere çok net tanınıyor da. Tabii. Süleyman abi o da Tınay abi de. Tabii canım, bakınca yani. Tınay abi de belli ama hani desen ki bu bir Amerikan filminin afişi şey yaparım yani. Evet derim. Değil mi? Hakikaten. Allah uzun ömürler versin. İkisi hayatta. Süleyman abi de Tınay abi de. Mevlüt abiye de Allah rahmet eylesin diyelim, Mevlüt Atçı'ya. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Harika. Barış Korkmaz paylaşmış. Biz de beğenimizi atalım hemen. Ege'ye davet edildiğimiz şey vardı, stüdyo sıcak diye. Onu paylaştık. Şöyle bir son bir yukarı çıkalım. Ondan sonra vakit azalıyor. Biz geceyi değerlendirdik mi? Yok, gece vardı. Zaman Eraysan hızlandırılmış bir turla değil mi? Labilerimiz varsa yapalım. Çünkü nostalji yarışımız da var. Yine abi geç de olsa yetişebildim yayına. Eray abi, Engin abiye selamlar. Zeki Işık paylaşmış. Zeki'ye de selamlar. Sadık Eli Yeşil konusunda büyük bir sürpriz olacak gibi düşünüyorum. Fikriniz demiş. Yorumlarda paylaşacağım. Bugün hayata karşı duruşum demiş. Kara Sultan gibi bugünlerden Galatasaray ve Copperfield demiş. Hasan Yurday paylaşmış. Aykut Aslan paylaşmış. Tarçın'la sizi izliyoruz demiş. Maşallah diyelim. Hem Aykut'a hem Tarçın'a selamlar buradan. Nuh paylaşmış. Canım abim mutlu pazarlar demiş. Nuh'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. O da Aslanca. Nuh Aslanca hakikaten atla artık dededen, atadan yıllardır atların içerisinde. Camianın içinde. Camianın kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de sana iyi pazarlar diyelim. Gökhan Ormancı, Hakan abi selamlar, sevgiler demiş, paylaşmış fotoğraf. Bizden de bir mukabele diyelim. Hakan abi, Ankara'daki ilk yarışın yorumunu yapabilir misiniz demiş. Time koşuyor İsmail, bakalım bir. Ankara'daki ilk koşunun dün. Görüntü yok, haftaya sana mutlaka yorumda bulunalım. Ersöz paylaşmış, Ersöz Ersever. Akaç'ı söylüyor. Dün Gülerce Girüsü'nün Akaç kazandı ya. Birinci koşu mu? Birinci koşu. Akaç. Akaç. Evet. Akaç 10 numara 5 yıldız. Çok kolay bir bilgi. Sürklas etti. Kenter yaparak kazandı. Evet. İyi pazarları yayınlar demiş Ersöz'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sağ olsun. Abi gelen mesajlar da olsa Tyler'ın start sorunuyla ilgili antrenör sayısı çok iyi, at sahibi, yorumcu, yarı sever, şikayetçi, peki çözümü kim bulacak, önerisi olan da yetkisi yok maalesef demiş. No name paylaşmış. Ferhat Karaaslan da selamlarını iletiyor, göndermiş fotoğrafını. Teşekkürlerimizi iletelim. Kamçı ile ilgili, kamçı kullanımına Serdar Teoman demiş. Arkadaşlarımız kullanmasın demiş. İzahını daha yapamıyoruz. Yani kullanırken özellikle sopa sözü dayağı çağrıştırıyor, şiddet çağrıştırıyor. Duyarlılığınıza inanıyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Sopa pek kullanmaz. Bazen sopa hani biz camiada hani bizim ağzımızda çocukluğumuzdan beri büyüdüğümüz camianın içinde kullanılan şeydir. Bizim kendi camiamızın jargonudur o. Ama tabii ki ekranlarda veyahut da şeyde ekran kullanmamak. Ekran için mi demiş yoksa kamçıyı kullan... Yani kamçı hiç kullanılmasın mı, onu anlayamadım ben. Ben ekran içinde sanki hani... Tabii ki ekran içinde tabii sopa dediğiniz zaman çok yanlış anlaşılma olur. Ama kırbaç veya kamçı kelimesi daha isabetli olur. Dede Mustafa Mengilli'ye teşekkür ederim. Ergün'e. Ali Fatsa göndermiş. İyi yayınlar abi demiş. Taklit etmişler birbirlerini. Peki. Kardeşimiz. yine Ufuk Zerayak. Geçen hafta Portakal Çiçeği Festivali. Müthişmiş orası hakikaten. Adana'dan anlatıyorlar. Adanalı dostlar. Müthiş bir hafta geçti diye. Dolayısıyla onu da paylaşalım.
Hakan Bey, öncelikle iyi yayınlar, sizden bir isteğim var. Bu hafta için misafirlerim geldi. Yarış izlerken spiker sopa kamçı gayretiyle dedi diyor. Evet, evet, hatırlıyorum o yarışı. Ve bayan misafirim ki at yarışından anlamaz, yazık değil mi, işkence mi spor yapıyor? Doğru, onun spiker arkadaşlar. Onun için dedim abi, ben duydum çünkü o telaffuzu duydum. Sopa kamçı mücadele devam ediyor gibisinden. Ya, atçılığımızda kullanılan bir tabir ama orada kullanılması tabii ki tabii, hoş değil. Olur. Evet, hoş değil. Peki. O zaman şimdi fotoğraflara bakalım, varsa ondan sonra çünkü yorumlara geçeceğiz. Bir de nostaljimiz var. Tuzla Aydıntepe Evora 141'den selamlar demiş Ganyan Bayi. Erzincanlı Can ve Ali abisi severek izliyorlarmış. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Abi elin açı, tek çıkıyor bugün program, zor programda ne diyorsun? Eray abi beni hatırladın mı demiş. Erdi Aslan, kralsınız demiş. Resmi yakından görsem peki, belki hatırlarım da buradan çok zor. Kaysbert Taylor hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum demiş. Görüşlerimizi defalarca paylaştık. Bak şimdi ya, Engin'in yaptığına bak, bu saatte olacak iş mi arkadaş ya? Sağ olsun. Sevgiler Engin'e. Engin Türüt bizim. Eyüp Sultan'dan sevgiler, iyi yayınlar. Yumurtalı kavurma var. Buyurun. Ama Engin, yumurtaya bakar mısın abi? Yani. Yumurtaya bakar mısın? Rövanşın peşinde bu Engin, belli oldu. Ha, rövanş o tabii. Rövanş yapıyor. Kokoreç'in rövanşını yapıyor bu. Tam peki. Sevgilerimizi iletiyoruz Engin Türüt'e de. Bizim sevdiğimiz dostlarımızdandır. Sıkı son düzlükçüdür. Evet. En sevdiğimiz kardeşlerimizdendir. Hepsi, bütün kardeşlerimizi severiz ama ülkesini, vatanını, milletini sevenleri aynen, hepsi baş tacıdır. Abi yayınlar, dayım benim kazanırsa ikramiyeyi kim alacak ya da kupayı kim kaldıracak, bilgin var mı demiş. Hep birlikte bakacağız. Kupayı zaten şey alıyor. İlgilidir, antrenör. Antrenör alıyor genelde. Evet. İkramiye kim alacak onu bilmiyorum. Herhalde şey, devlete mi gidiyor bilmiyorum. Muhtemelen herhalde. Peki nasıl oluyor? Öyle diye bir duymuştuk abi. Vallahi şimdi yurt dışındaki yargılaması ayrı, Türkiye'deki yargılama ayrı. Yani o, çünkü Türkiye'de şu anda bir şeyi yok bildiğim kadarıyla. Evet. Bir ceza hükmü yok. Dolayısıyla ama tabii masraflar kim nasıl yapıyor? Bilgim yok, bilgim olursa paylaşırım ama ne olduğu yönünde. Ama atın ortada kalmaması tabii ki. Tabii canlı sonuçta yani. Canlı yani. Yani her şeyden bağımsız olarak, at olarak değerlendirmek gerekiyor. Aynen. Ama yani ikramiyeyi kim alacak derken... Türkiye'de hüküm giydiği bir şey yok. Dolayısıyla yok. Burada muhtemelen onun bir hesabı vardır. Yatıyordur, gidiyordur. Yurt dışında daha devam ediyor süreç. Nedir, ne değildir bilmiyoruz tabii. 653 numaralı Ganyan Bayi'nden selamlar. Bugün koşacak olan Olgun abiye şans dedik. Dilemiştik onu ama biraz da şu İzmir gece yarışlarını Eray'dan hızlandırılmış tur alalım. Nostalji yarışımız var, tahminler var. Sonra da çıkıyoruz, veda ediyoruz. Evet, evet, iyi kayak. Gülşeker'in kazanmış olduğu koşu, büyük düşünün seri stili. Tamam, tabii üstünden nokta olarak bize yarışın gidişatının çok süratli olmasına neden oldu ki 1.31.79'lara gelen bir temponun mimarı yarışa sürat veren isim büyük düşündü. Rakibini yakın takip eden Gülşeker'in kazanmış olduğu koşuda Vasem önceki yarışının, ki geçtiğimiz hafta Beyaz Bayrak Ayna yarışı yaparak kazanmıştı. Dün o yarışının çok aksine Engin abi, sen de dikkat etmişsindir. Yani 7.likte 8.likte falan takip etti. Evet. Biraz daha yakın takip etse koşuyu belki de kazanan olacaktı. Bana İyi çıktı aslında, bir ara hakim oldu. Evet, yani bir hafta önce önde götürüp de bir hafta sonra bu kadar geri beklemek çok hani... Ama bugünkü yarışın sürati çok herhalde tempo olarak... Öne uymayabilirsin ama biraz daha yakın takip etsen edip en azından koşuyu kazanabilirdi. Onu en azından dipnot olarak söyleyebiliriz. Yarıştanın atakları sonraki yarışlar için bence önemli bir veri, takibi alalım. Günün ikinci ayağında Anzas. Hemen hemen aynı şey. Ufak ufak katkıda bulunuyorum abi ben de. Anzas kazandı. İlk Çin pist deneyiminden birincilikte ayrıldı. Baba Luxor, anne Adile teyze. Anne kum koşardı, baba Çim koşardı. Çim'e ilk ayağını bastığı koşuda net bir yarış kazandı Anzas ve kum pisti. Niye Adile teyzenin Çim'de yarışları yok muydu? Vardı ya. Çok iyi bir kum atıydı benim hafızamda kalan. Ben hani o şekilde. Belki doğrudur. Evet. Öyle kalmış. En azından bundan... Tempo atıydı. Uzun mesafe yarışları evet, çok iyi koşuyordu. Yani evet. Yavrularının da en azından ben kum pist koşacağını düşündüm ama baba Luxor evet, olunca ister istemez Çim'deki evet, beklentiler yüksek oluyor. Dün benim bir sonraki ayağa geçtik arkadaşlar. Yorumlarımda yer alan isimlerden biriydi. Çim'e çıkmış olduğu koşuyu kazandı. Taras Bulba'nın atakları kendisine ikinciliği getirdi. Maviş bence dün için kendisini hatırlatan isimlerden biri oldu ki anne kabaret bundan sonraki yarışlarında mutlaka takibe alınmalı. Divan Beauty'de hayal kırıklığı. Radyocunun kardeşi değil mi o da? Radyocu'da. Radyocunun kardeşi. Evet kardeşim. Divan Beauty hayal kırıklığı. Evet. Anzas Barış çok güzel tempo verdi. Sert tempo verdi ama atının gücünü biliyor. İyi ayarladı. Güzel birinci geldi etti. Barış çok kabiliyetli, başarılı bir kardeşimiz. Başarılı daim olsun. Eray'a katılıyorum. Maviş'i takip. Evet. Bundan sonraki yarışlarında. Peki.
Üçüncü ayak Bekir'im kazandı. Bu pistte zaman zaman bu şekilde sert çıkışları olan isimlerden biri Bekir'im. Dün başlarda Akarca Bey, Erendira ve Eğirtaş gibi isimlerin vermiş olduğu sürati çok doğru yerde takip etti ve bu hamle de bence yarışı doğru yerde takip etmesi Safkan'a birinciliği getirdi. Aynı hamleyi yapamayan Right Duel ise dün ikincilikte kaldı. Çok gerilerde takip etti. Koridor açılınca da zaten öndekine yapacağı çok fazla bir şey yoktu. İkincilikle yetindi. Takip attığımız Right Duel'i, takipten düşmeyelim, hem kısaları hem de uzunları yapabilen özelliği var. Indinevi de adım adım geliyorum sinyalleri veriyor, onu da atlamayalım. Bekir'im eskiye dönmüş gibi gözüküyor. Eski yarışlarını seyredeceğiz herhalde bu Çin programının boyunca. Pressing tabii biraz daha Çin'de bulunca tabii. Pressing'den kaynaklı daha iyi bir yarış koştu. Beğendim yarışını Bekir'imin. Bu formunu korursa iyi yarışlar izledik. Evet, hakikaten sezon da Çin'de iyi yarışlarını izleyeceğiz. Burada Erendira ben tutuyordum. Benim beklentilerimin biraz altında kaldı. Right Tail'i ya çok yani şeyi yok. Tempo sert olunca çok sert oldu tempo. Yani aslında o tempo 16 bitti 1300 metre yarış abi. Sert tempo bence. Başka şey için mi diyorsun? Erendira için diyorum. Ön tarafı oydu ya. Ha, ben yok Right Tail'i için. Biraz dönülürken çok kapalıydı önü. Erendira için. Sonra da tutturamadı. Ha, Erendira için bence de biraz daha etkili koşması gerekiyordu. Right Tail'i de yani ne bileyim ya değişik bir kısrak Right Tail'i ya. Çok sık koştu ettim. Hep iyi koştu ama çok inişli çıkıştı. Yani bana hani Eraydın Banko verdi. Evet. Baktım iyi bir kısrak net. İyi de koşuluyor. İyi ellerde falan ama şeyi yok yani. Ortası yok. Bazen beklentilerin çok altına kalıyor. Bazen çok iyi koşuyor. Ama sonuç itibariyle nitelikli bir kısrak. Bundan sonra yarışlarında hiç ummadık daha sert gruplarda girebilir. Burada kara kaplı defter için ben özellikle not edelim. Kumu bulacağı ilk koşusunda iyi içeri diyeceğimiz Ertaş'a aman dikkat diyelim. Evet, Queen Beryl. Queen Beryl kazandı. Net de kazandı. İyi hazırlanmış. Toro, 6. koşu, evet. Toro'nun yavrulara biraz erken hazırlanıyor. Ve bu da zaten istatistiklerde dikkat çekiyor. Rakiplerinin birkaç tanesi start çıkışı içe dışa savrulunca ön tarafta çok boş kaldı. Düzgün aksiyonlarıyla, fulleli adımlarla neticeye ulaşan bir de bunun oldu. Start provaları falan çok iyiydi. İyiymiş, evet. Daha doğrusu kalıp şey yapan, ön grubu yakalayıp geçen. Yani evet. Arka taraf zaten komple hem start şeyinde hem virajda savrulunca ciddi bir mesafe kaybetti. O da zaten iyi hazırlanmış. Ön tarafı da düzlükte iyi yerde dönünce bastı gitti abi. Güzel. Evet, sezonun ilk koşularında devam eder böyle. Fevzuş da iyi Fevzuş bir attı da zaten. Iyi bir kısraktı, aynen. Kısraktı, evet. Dolayısıyla iyi. Bir de bu ekürü atlarını erken hazırlar. Onu da söyleyeyim. Adışan ekürüsü. Evet. Tufan abiler de herhalde. Abi. Değil mi? Onlar da olması lazım. Evet. Yani burada söyleyecek bir şey yok. Yalnız Kara Şeker'in yarışı iyiydi. O da bir sonraki yarışın muhtemelen meydana veda edecek ismi olacaktır. Prenses Cindy de bence sonraki meydanı kazanır. Çünkü start çıkışı biraz dışa doğru savruldu. Evet. Takip alalım. Pekala. Can Özgü. Çok süratli gitti koşu. Yani 8 attı koşuda 4 tane isim ön tarafta yükü çekmek istedi. Yarışa sürat vermek istedi. Günün 5. ayı arkadaşlar bir sonraki koşu. Bütün bu gidişatta yükseklere çıkan tempoda Can Özgü'nün var olan şansını bence. 7. koşuya geçtik arkadaşlar. Zaman kısıtlı olduğu için hızlı devam ediyoruz. Onlar da siz de bize uyarsanız haklılar. Daha kolay olur. Çok süratli giden koşuyu düzlük üzerinde başlamış olduğu ve sonlarda nihayet erdirmiş olduğu etkili sprintiyle kazanan isim Can Özgü oldu. Çok kolay kazandı. Zaten gruptan biraz daha farklıydı. Gidişatta da ön taraftaki isimler işini kolaylaştırınca çok net bir yarış kazandı. Üst gruplarda bile söz sahibi olabilir. Takibatımız kazanan at. Evet. Asilizm ve Bankız'ın ön tarafta vermiş olduğu tempo açıkçası Can Özgün'ün işini kolaylaştırdı herhalde. Katılıyorum burada kardeşim. Çocuk Enis Emre Doğru kardeşimiz de gayet düzgün yerde süratin arkasında takip etti. Düzlükte yapacağı tek şey vardı. Sprintini yaptırmak ki onu da yaptı zaten. Çok kolay birinci geldi etti. Evet. Ben Asilizm'i beğendim burada. Kaçak kızı da Karakap defterini unutmadım. Kaçak kızın da Padoğ'u ilgimi çekti. Daha önce koşularını hatırlayamıyorum ama dün fena değildi Padok'ta. 5 boy kadar ıslatta kalmış. Not edelim aynen kaçak kız adını. Ama Can Özgü'ye tabii yapılacak çok fazla bir şey yoktu dün itibariyle. War Legend koşuyu kazandı. Günün son ayağına geldik arkadaşlar. Net bir birincilikte dün hakikaten 4-4'lük bir yarış koştu. Bu Nevzat Avcı'yı izlemeye başladım sen dedikten sonra. Hakikaten iyi gitmeye başladı. Dünkü yarışını çok beğendim mesela. Aynen. Şimdi bazen böyle benim gözümden kaçabiliyor bazı arkadaşlar. Ama
sizlerin şeyi sonrasında böyle bir şeye soktum onu. Projektörün içerisine girdi. Radara. Radara girdi şimdi. İzliyorum. Bir iki apranti var öyle takip ettiğim. Bir iki jockey de var. Dünkü yarışı hakikaten güzel, iyiydi. Güzel tebrik abi. Edelim Nevzat'ta. Hakikaten Nevzat çok başarılı gidiyor. İyi, başarılı maşallah. Kardeşlerimizden maşallah. Bir tanesi. Maşallah. Evet. Yani tempolu giden koşuda çok iyi yer tuttu ve çok bulmuş olduğu yeri hiç kaybetmedi. Yarışın kazanılmasında çok ciddi artılar var kardeşimizin. Kurtalya kürsüsünde bulmuş olduğu şansı da çok iyi değerlendiriyor. Aynı zamanda sahaya gelen tayların da... Erol abi muhtemelen o ekipte mi? Evet. O ekipte. Erol. Bursa'da da tayları çalışıyor. Onlar ayrı ayrı ekipler ya. Evet evet. Yani o yüzden ya onun ekibindeki... Bursa'da da tayları çalıştırıyor. Tayların idmanlarını veriyor. Bulmuş olduğu şansı iyi değerlendirdi ve daha önce de söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Bu yılın iyilerinden biri olacak ve üstüne koyarak devam ediyor. At bazlı zaten ara sonrası bir yarış görmüştü War Legend. O yarışı da tatminkardı. Dün de yarış içerisinde jokeyi doğru hamleleri yapınca kazandı. Kim takibi alınmalı? Vallahi Civanan çok iyi bir yarış koştu. Uzun zamandır piyasada onun yoktu. Onun şey sıkıntısı vardı. O makineye girme ve çıkma evet. Falan bir İstanbul'da falan sıkıntılar yaratmış. Dün fena koy aradan sonra toparlamış. Şu Can Şen'i yalnız Karakaplı'ya yazın. Dün o da sever bu işte. Bir de Toprakan çok kapandı. Toprakan galiba bir sıkıntı yaşadı. Dün bir tweet gördüm. Gökhan'ın tweeti olabilir. Bir ayakta bir sıkıntı var. Yani öyle şeyden mi? Dolayı. Kapandığından dolayı biraz yarış içerisinde yaşadığı sıkıntılardan geçmiş dolayı olsun. Bir mesaj paylaşmış. Sonra bir röntgen paylaşmış orada. Zaten önceki yarışında hafızalarımızı biraz canlandırırsak ön tarafa çok erken yürümüştü. Viraj dönülürken ön taraftaydı. Bu koşuda hiç yarışın hiçbir yerinde yok. İçerisinde biraz bir mutlaka bir sıkıntı olmuşsa. Yaşamış. Yani çok gece çok geç saatlerde okudum. Ha. Tam idrak geçmiş edemedim olsun. Ama bir röntgen görünce herhalde geçmiş bir sıkıntı olsun. Var. Geçmiş olsun inşallah. Önemli sağlıklı dönem önemli bir şey değildir. De pek öyle değil. Sıkıntılı mı? Benim gördüğüm yani. Peki neyse geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Demir Sema adını not ediyoruz burada. Bakmayın geldiği yere. Biraz böyle kısa orta mesafeli bir yarışta çift taneli Ganyan, tek haneli AGF ile büyük bir sürprize imza atabilir. Aman dikkat diyelim Demir Sema adına. Pekala, bugünü de nihayet erdirdik özetlere ve geldik günün nostaljisine. Günün nostalji yarışlarından birine geldi. Engin'cim, dün ikinci kaldığın koşularla devam etmiştik. Fairtail ve Kartekit yarışı. Birinde Abbas, birinde Bolt Pilot kazanmışlardı. İkincilikler ama önemli şampiyonları izlemiştik. Senle çok bütünleşmiş bir isim. Yine Engin Yalçın dediğimizde hemen çok gelen isimlerden biri. Texas Galin bir yarışı ama gene ikinci kaldığın bir yarış. Ekrana getirelim. Hem o yarışları izliyoruz hem bunun yanı sıra tabii ki o dönemin şampiyonlarını, o dönemin başarılı atları görmüş bir kez oldum. Daha görmüş oluyoruz. 1999 yılına gidiyoruz tam 19 sene öncesine ve Başbakanlık Kupası koşusu geliyor ekranlarımıza. Bakalım kim kazanmış, hangi atlar koşmuş ama Texas Gal Engin'le ikinci olmuş onu biliyoruz. Gelsin ekranlara. Günün 6. koşusu 48. Başbakanlık Kupası koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları piste çıktılar. Sayın Mert Kaya'nın 1 numaralı Kaya Bey isimli atı Tınay Adışen'le. Sayın Aymelek Kazancı'nın 2 numaralı Moonshine isimli atı Arslan Birdal'la. Sayın Tarık Aydın'ın 3 numaralı Trapper isimli atı Süleyman Aktı'yla. Sayın İlyas İlbey'in 4 numaralı Troya isimli atı Selim Kaya'yla. Sayın David Franco'nun 5 numaralı Damista isimli kısrağı Ahmet Atçı'yla. Sayın Hakkı Bolcan'ın 6 numaralı Maralcan isimli kısrağı Bekir Gökçe'yle. Sayın Celalettin Alkan'ın 7 numaralı Rüzgar'ın Kızı isimli kısrağı Halis Karataş'ta. Sayın Şerafettin Gedi'nin 8 numaralı Villa Real isimli kısrağı Ertuğrul Can Kılıç'la ve Sayın Ercan Ekenler'in 9 numaralı Texas Gale isimli tayı Engin Yalçın'la 48. Başbakanlık Kupası koşusuna katılacaklar. Start verildi ve 48. Başbakanlık Kupası koşusu başladı. 8 numaralı Villa Real 1,5 boy kadar tereddütlü koşuya başladı. İç kulvardan 5 numaralı Damista koşunun liderliğini 1 numaralı Kaya Bey'in önünde alıp
koşuyu force etmeye başladı. 1,5 boy farklı bir liderlikle 1800 metre start yerine lider olarak geçiyor. İkincilikte 1 numaralı Kaya Bey. Kaya Bey'in yaklaşık 5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 9 numaralı Texas Gale'i izliyorum. Texas Gale'in hemen yarım boy kadar içinde 3 numaralı Trapper. Trapper'ın 2,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Rüzgar'ın kızı. Hemen içinde 4 numaralı Troya. Onların 1,5 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Moonshine. Onun 1 boy kadar içinde 6 numaralı Maralcan. 1,5 boy kadar daha geride de 8 numaralı Villa Real sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Önde 2,5 boy farklı liderliğini 5 numaralı Damissa koruyor. Evet, 1 numaralı Kaya Bey'in uğraşları var. Kaya Bey'in 4 boy kadar gerisinde 1200 startı geçirirken 3.lüğe bariyer dibinden 3 numaralı Trapper girmeye çalışıyor. Hemen dışında 9 numaralı Texas Gale. Bunların 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Troy'a, hemen dışında 7 numaralı Rüzgar'ın kızı sırasıyla 1000 metre start yeri geçirdi. Önde 2 boy farklı liderliğini 5 numaralı Damissa koruyor. 1 numaralı Kaya Bey'in çabaları var. Kaya Bey'in 3 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Trapper. Dışında 9 numaralı Texas Gale. Tek at gibiler. Bunların 1,5 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Rüzgar'ın kızı. Hemen içinde 4 numaralı Troya, onların 1 boy kaza gerilerinde iç kulvarda 8 numaralı Villarreal, dışında 6 numaralı Maralcan sırasıyla son 600 geçildi. 1 boy farklı liderini 5 numaralı Damissa koruyor. 1 numaralı Kaya Bey atak yapıyor. Geri plandan 9 numaralı Texas Gale ve 3 numaralı Trapper'ın da çabaları var ve son viraj dönüldü. Bariyer cibinden dönen Damissa yarım boy liderliğini korumaya çalışırken ortadan 1 numaralı Kaya Bey yükleniyor. Gerilerden 3 numaralı Trapper'ın hücumunu izliyorum. Son 400 geçildi. Evet, iç kulvarda Damissa orta kuvardan şimdi Trapper geliyor Kaya Bey'le. Başa baş bir mücadele var. Ortadan Trapper hakim olmaya çalışıyor. Gerilerden şimdi Texas Gale ve Rüzgar'ın kızı geliyor. Trapper koşunun lideri bir boy kadar. Trapper önde, Texas Gale saldırıyor içeriden. Damista da geliyor. Potayı Trapper buluyor. Evet sayın yarınseverler, Başbakanlık Kupası konusunu 3 numaralı Trapper kazanırken ikinci, üçüncü ve dördüncülük kararı 9 numaralı Texas Gale, 1 numaralı Kaya Bey ve 5 numaralı Damissa arasında varış hakemlerinin kararına kalıyor. 48. Başbakanlık Kupası koşusunu 3 numaralı Trapper kazandı. Yukarı yaşlı İngiliz atlarının katıldığı sezonun en önemli koşularından biri. Başbakanlık Kupası koşusu az önce hep birlikte izledik, yapıldı ve Sayın Tarık Aydın'ın yetiştirdiği ve sahibi olduğu Trapper isimli at, Jockey Süleyman Aklı'yla bu önemli koşuyu, bu büyük koşuyu kazanma başarısını gösterdi. Şimdi kupa törenine geçiyoruz. Kupayı da Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit adına, spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, kazanan atın sahibi Sayın Tarık Aydın'a izlediğiniz gibi Başbakanlık Kupası'nı takdim ediyor. Konuşma yapın sayın. Evet. Tarık Bey'cim, kutluyorum. Yılda bir kez yapılan böyle büyük bir yarışı kazandığınız için gerçekten sizi candan kutluyorum. Çok güzel bir yarış izledik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Başbakanımızın da bize de bu şeyinizi götüreceğim tabii. Kutluyorum tekrar. Süleyman, Süleyman'ı duydum ki. Süleyman Aklı'nın plaketini veriyor Sayın Bakanımız. Öğrendim ki Süleyman'ın kazandığı 4. yarışmış bu. Çok, yani 4 bine yakın. 4 bine yakın. Muazzam bir tabii başarı. Ve 10 bin de atmışım. Şattan bir tanesi benim. Çok güzel. Kutluyorum seni Süleyman. Başarılarının devamını diliyorum. Mehmet Keser. Evet, şimdi antrenör Mehmet Tansın'ın plaketini de Sayın Fikret Ünlü izlediğiniz evet, gibi zarar ediyorum. Mehmet bu tarafa. Çok teşekkür ederim. Mehmet şöyle bir fotoğraf alsın. Evet. Mehmet gel beraber. Hep beraber. Sayın Bakan evet, şöyle bir halka çıkalım hep beraber. Ha, şöyle. Sizi bekliyoruz evet, Sayın Bakan. Mehmet Tansı Süleyman Bakanımız adına Bakanımız Sayın Fikret Ünlü ile birlikte paylaşıyorlar. Büyük bir tezahürat var dediğiniz gibi. Şu anda Sayın Bakanımız Jockey Süleyman Aklı'ya kupayı bir kez daha takdim ediyor. Evet sevgili izleyiciler, sayın yarışseverler, Başbakanlık Kupası koşusu izlediğiniz gibi Mehmet gelsene. Ve kupa töreni de şu anda izliyorsunuz sona eriyor. Günün 6. Evet, Trapper hayranları vardı. Trapper yarışı neden izlemiyoruz? Neden bir Trapper yarışı? Özledik Trapper'ı. Halbuki defalarca göstermiştik ama evet, bir kez daha Trapper'ı göstermiş olduk. Müthiş bir yarış. Artık Trapper'la özdeşleşmiş
Süleyman Aktı yine. Birçok güzel birincilikler imzasını attı. Engin son metrelerde gelmiş. Bir kere Kaya Bey çok güzel bir yarış koştu. Harika koştu. Tınay evet. abiyle, Tınay Adışen'le. Temizkan da mesaj atıyor diyor. Kaya Bey'in o gün ganyanı 19 liraydı diyor. Müthiş bir ustalık yarışı yaptı diyor. Engin geldi diyor, ikinciliği kaptı diyor. Benim de cebimden parayı kaptı diyor. Tek kelime oyun oynamıştım diyor. Temizkan bugün sana ilk defa bunu söylüyor. Mesaj atmış ama müthiş bir yarış. Yani ben orada dördüncüsün falan dedim. Dördüncü oluyorsun dedim. Şöyle söyleyeyim Hakan abicim. Bu yarıştan önce bugün bu haliyle ikinci koştu. İkinci oldu Texas Gale. Hakikaten bir sıkıntı yaşamıştık o dönem içinde. Yarıştan önce de idmanlarını ben alıyordum özellikle. Zekeri amcamıza dedim ki kulakları çınlasın, Allah selamet versin Zekeri Aydın. O ilgilenip şey yapıyordu. Dedim hocam dedim. Zekeri abi. Allah selamet versin. Ha, selam ah, korktum. Ha, yok yok Allah maşallah. Yok, yeni konuştum maşallah. Gördüm çünkü. Evet. Delikanlı gibi. Öyle aynen. Burada da ben beğenmiyordum idmanlarında. Eski at değil. Bir sıkıntı var Texas Gale'de. İstersen Zekeri amca dedim bu yarışı geçelim pas geçelim. Çünkü Trapper gibi sert bir rakip var. Hani daha da bizi yıpratmasın dedim. O koşmaktan yine şeyi tavrımızı aldık. Yine o haliyle bile Texas Gale'in şu an yarısı koştu bu yarışta. Emin olun fit olduğu zaman olsa Trapper'a çok dişli bir rakip olacaktı. Belki neticeyi bile değiştirebilecekti. Sıkıntılı ve hastalıklı bir zamanda koştu. Zaten bundan sonraki yarışlarında da bir sıkıntı çıktı ona. Yurt dışından çok ünlü veterinerler getirdi sağ olsun. Ercan abiler ilgilendiler falan ama kısakta ondan sonra geriye gidiş başladı. Ha, bu yani o ilk şeyin startının verildiği. İlk verilden. Çünkü bundan önce belli etmişti artık. Öyle de bir anısı var bunda bende. Çok iyi kısakta. Eğer o önceki yarışlarındaki gibi sağlıklı olmuş olsaydı bugün çok daha farklı olurdu. Ama o sana yetiştiricine ne demek ki sirayet etti ki? Dedim ya ben taylarında da yani istenen verimi alamadılar. O bir, çok ciddi bir sıkıntı geçti. Trapper da öyle mesela yani. Baktığında hani müthiş bir attı. Belki ama biraz daha kısrakla değişik kısraklarla dinerse bambaşka bir şey olur. Peki. Aygırlığından faydalanamayan safkanlardan biri Trapper. Evet. Yarış hayatı başarılarla dolu ama aygırlık vasfı maalesef olmadı. Texas Gale'de keza çok iyi bir attı ama anani yavrularından. Ama işte onun bir şeyden kaynaklı, o sıkıntıdan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Evet. Olabilir. Peki, tebrik ediyoruz bir kez daha ve hakikaten önemli şampiyonları hatırladık. Son birkaç bir mesaj var okuyalım. Ondan sonra hemen yorumlara gidip tam bir de çıkmayı planlıyoruz arkadaşlarım eğer verirlerse. Ali demiş ki Ali Kaya abi eski grup yarışlarında seyislerin giydiği tek tip beyaz kıyafet yarışlara çok anlam katıyordu. Keşke günümüzde de olsa. Hakikaten o piste çıkarken evet. Görüntüleri çok başka. Hakikulye ben Kupa İmparator'a yakışır ama diyor. Pankarta rağmen Engin abimizi seviyoruz demiş. O pankart vardı sağ olsunlar. Yine TCK'nın altın yılları nostalji yarış zamanı demiş. Gara Murat paylaşmış. Yine artık bir resim varsa onları paylaşayım. Hakan Alıcı demiş ki Reza Zarrab'ın Veli Efendi Hipodrom'da bakımı yapılan dayım benim isimli İngiliz atı mahkemenin el koyma kapsamında devlete geçmişti diyor. Demek ki öğrendik. Sözcü Gazetesi'nin haberini paylaşmış bizle. Hakikaten öyle devlette şu anda bloke daha doğrusu ikramiye. Evet. Eğer ülkeye gelirse herhalde teslim edilecektir ya da bilmiyorum ne şekilde olacak. Çapraz mesaj göndermiş. Hayırlı işler. Hepinize saygılar, sevgiler. Biz de İsmail'e sevgilerimizi iletiyoruz. Durum bir demiş Engin. Yine abi 6. koşuda şart bir başlangıç koşusu değil de koşuya başlangıç hazırlıkları gibi olmadı mı? Bütün taylar sarıldı demiş İlker. Evet. %100 katıldığım bir mesaj. Hakan Bey, Eray Bey, Engin Bey iyi yayınlar. Seviyoruz sizleri. Selamlar. İstinye Ganyan Bayi'nden Adnan Ünal paylaşmış. Biz de Adnan Bey'e buradan selamlarımızı iletelim. Dayım Bey'in ikramiyesi bloke diye Sözcü Gazetesi haber yapmıştı üstadım diyor. Paylaşımda bulunmuş. 366 malı Ganyan Bayi'nden selamlar demiş. Yine Gülşeker'i hafife almayın. Vasem nerede giderse gitsin olmaz o iş demiş Erol Erdoğan. Yine 366'ya selamlar. 1990 yılından saray cariyesi demiş. İyi yayınlar demiş. Ahırdan son dakika ve eski kuponlar. Ama yatmış bir kupon. Yırtılmış çünkü. Değil mi? Hemen böyle tüh denir yırtılır atılırdı. Ne yıllar hakikaten. Selamlar diyelim biz de. İnternetten izlemek isteyenler var. Sopa kamçı değil çala kamçı dedi diyor. Peki abi hafta sonu iş yerinde sizlerle güzel demiş Gürkan Karaca. Evet beyaz eşya dükkanı her yer Tay TV. Beyaz eşyalarımızı sizden alıyoruz Gürkan Bey. Herkes oraya gitsin çünkü at yarışı izlettiren şey beyaz eşya. Kolay değildir yani. Canlı, evet. Tabii ki yani değildir. Bence izlesinler helal olsun diyelim evet. Sevgilerimizi iletelim. Bakıyorum fotoğraf var mı diye okumuştuk. Haydi bakalım günün yorumları ve ondan sonra veda vakti deyip sözü Eray'a bırakıyorum. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir program var. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağında 6 numaralı Didaktik'in kazanmış olduğu koşu bence üst gruplara göz kırpan bir koşuydu. Bugün öncelik bende Didaktik'te 4 numaralı Paravani, 5 numaralı
Lance Rose, 2 numaralı Obra Reis, sonrasında 1 numaralı Proxy ve 9 numaralı Expressing diyorum. İkinci ayakta son kursunda Padoğan'da da olduğum atlardan biriydi bu Gülem. O gün için Saadettin abi attan indikten sonra kısa ve orta mesafeli yarışların daha doğru tercihler olacağını söylemişti. Bugün kısa orta mesafeli yarışa çıkacak olan 10 numaralı bu Gülem bence bu rakipleri geçme konusunda çok fazla zorlanmayacaktır. Günün bankosu. Üçüncü ayakta vermiş olduğu araya rağmen çok uzun zamandır idman pistinde olan ve dereceli işlerle bu koşuya hazırlanan 4 numaralı Copperfield kazanmaya çok yakın. Bir numaralı Dayım Benim süratli gidecek koşuda sonlarda gelebilecek isimlerden biri. Keza 2 numara Creature ve 5 numara Ulan Bator da aynı gidişatta iyi koşmasını beklediğim isimler. Günün 4. ayağında 2 numara Selushka bu pistte en yatkın isim olarak dikkat çekiyor. Daha önce de Gökhan'la kazanmış olduğu yarışlar var. 1 numaralı Hira bu kez daha denk grubu buldu. 4 numaralı Signora yine temposunu kabullendirirse mutlaka iyi koşacak. Ve 7 numaralı Saray Cariyesi de bütün bu isimlerin eksik koşması halinde devreye girer. Günün 5. ayağında Sadık Eliyeşil kursunda 10 numaralı Şarpa genel puanlamada bayağı bir geride kalmış. Ancak Çin pist performansı en az kumu kadar iyi olan bu safkan ihmale gelmez. Bende favori 1 numaralı Beyazıt, 8 numaralı Montana, 12 numaralı Uğur'la fırtınası, 4 numaralı El Nino ve sonra yerimiz varsa 2 numaralı Can Kılıç. Günün kapanış ayağında kusursuz hazırlıklarıyla bu koşuya girecek olan 1 numaralı Ergen'in rüzgarı benim favorim. 3 tane rakibi var. 5 numaralı Şan Şimşek başta olmak üzere, 4 numaralı Melih Efe ve 2 numaralı Güngün. Akşamı da ver istersen hocam. Evet, Adana'da da 10 koşulu bir yarış programı mevcut. İkinci altılı ganyanla başlıyoruz. Şartlı bir ilk tay koşusu. 1 numaralı Burhan Usta piste yatkın orijiniyle önceliğim. Ben de Burhan Usta'da 4 numaralı Masum Kral, 11 numaralı Kırım Güzeli, 3 numaralı Haçın Baba. Sonrasında 12 numaralı Ongu ve Urfa'dan bu koşuya hazırlanarak gelen 6 numaralı Seti ilk ayağın sırasıyla önereceğim isimleri. Günün ikinci ayağında 1 numaralı Güldür Yüzümü son yarışını yaparsa bu grubu geçer. O gün sonlarda yapmış olduğu ataklarla üçüncülük elde etmişti. Bugün mesafede uzadı. Form durumu da çok iyi olan Güldür Yüzümü benim favorim. 11 numaralı Arma Roha ne zaman çime çıkacak diye beklediğim isimlerden biriydi. Nihayet çime kavuştu. Miramis, Airborne orijinli bu kısrak benim iddialı isimlerimden biri olacak. 9 numaralı Vanga ve 3 numaralı Kemancı Kız ise daha sonra değerlendirmeye alacağımız isimler. Günün 3. ayağına geldiğimiz zaman 3 numaralı Şehlevent için uzayan mesafe biçilmiş kaftan. Bugün Şehlevent bence bu grubu geçer. Günün bankosu. Günün 4. ayağı altılı ganyanın en zor koşularından biri. 9 numaralı Dil Yarası, 1 numaralı Amurak, sonrasında 2 numaralı Can Saha Kıran, daha sonra 7 numaralı Al Yayla, 12 numaralı Şimşek'in Kızı, 11 numaralı Sevin Bike ve 5 numaralı Joker Tumble. Mümkün olduğu kadar bu isimleri bence ayırt etmeden kuponlara yazalım. 5. ayakta 2 numaralı Kocaoğlu'nun son 2 yarış performansı da çok parlak. Bu kez rakipler biraz daha uygun. Öncelik Kocaoğlu'da. 5 numaralı Mr. President'ın Çin pist performansının çok ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Keza 7 numaralı Best of Ela vermiş olduğu araya rağmen Ankara pistinden aşina olduğumuz bir kısrak olup bu grupta ihmale gelmez. 13 numaralı Spartan Emir geçen hafta uzun mesafede tempo yarışı yapmaya denedi. Olmadı. Bugün mesafe kısaldı. Çıktığı gibi bitirebilir. 14 numaralı Samotrake'ye dikkat çekmek istiyorum. Yine çimi daha iyi olan bir isim ve 1 numaralı Asim Erişte bu ayağın diğer şanslı ismi. Günün kapanış ayağında devam eden müthiş formuyla 10 numaralı Rakovsi kazanmaya çok yakın, ancak vermiş olduğu araya rağmen çok uzun zamandır idman pistinde hali hazırda olduğunu bildiğim 5 numaralı Metin abi son ayakta ihmale gelmez. Pekala, Şehlevent'te Ray'ın Adana Bankosu dedikten sonra hemen benim yorumlarda gelsin ve İstanbul'a veda edelim değil mi? Ondan sonra arkadaşlarım da ekrana getirdiler. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben 1 numaralı Proxy geçtiğimiz seneki yarışlarını yaparsa bir kere son derece fit durumda sezona hazırlandı. Evet, siklet belki biraz ağır olabilir ama Proxy de Proxy olmuş durumda. Dolayısıyla ilk şans veriyorum. Yarış hayatının ilk koşusunda yarış adaptasyonunda problem yaşayan ama ikinci startında mükemmel bir yarışta ben tam bir kısa vade atayım, en az kısa vade atayım diyen Didaktik bana göre en ciddi rakibi. 1-6 risk almaktan çekinmeyenler için 2 atla geçilebilir. Altı Gayen'in ikinci ayağında ise 10 numaralı bu koşuya çok çok iyi hazırlanan Bulem.
Yarış hayatındaki iki startla üçüncülükleri bence tatminkardı. Eray son koşu sonrasında detayları paylaştı. Bugün uygun mesafede birinciliğin en güçlü adayı. O gün ona sert rakip olmuş olan 7 numaralı Ergin Soy, hatta 15 numaralı Tokuş Hanım bu koşuya çok iyi hazırlandı. Son koşusu Kabakum pistte biraz eksik olması kaynaklı kötü koştu ama bugün İstanbul Sentetik pistinde iyi bir yarış gelebilir Tokuş Hanım'dan. 10 numaralı Bugulem çok şanslı. Birinciliğin en güçlü adayı ama 7 ve 15 rakipleri. Eğer at yazacaksak tabii ki. Altılı Ganyan'ın mesela şunu da yapabiliriz. Son ayakta tay koşusu deyip tek yazmazsak ikinci ayakta bir tercih bu ulemi deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bir alternatiftir. Gün üçüncü ayağına geldiğimizde ise ben öncelikli şansı 4 malı Copperfield'a veriyorum. Sevdiği mesafede bence bıraktığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Her ne kadar stilli rakipler olsa da. 5 malı Ulan Bator harika yarışlar yaparak tırnağın ucunda buraya geldi ki son metrelerde Copperfield'e çok sert rakip olacak. Temponun başlarda erken yükselmesi ise Kretcher'ın çok lehine. Adana'dan formda geldi, idmanda geldi, hazır, nefesi her şey yerinde ve sevdiği pistte benim bugün kuponumda Kretcher yer alacak ve 4-5-2 sıralamasına ayrım yapmıyorum. Bir numaralı dayım benim son ikinciliği sonrasında dikkat çekerken. Şeri Şeri Lady ise dinçlik yarışlarını seven bir kısrak Copperfield'dan erken kurtulabilirse ilginç bir yarış gelebilir ama olmazsa olmazım 4-5-2. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında ise 2 numaralı Selişka, 1 numaralı Hira ve 3 numaralı Karagülüm. Tırnağının ucunda gelen isimlerden son koşusunu Karagülüm'ün ölçü almıyorum. Tabela dışında kalmış olduğu yarışı bugün iddialı bir yarış çıkartacak. Hira'nın ve Selüşka'nın en ciddi rakibi olarak gözüküyor. Az atla geçenler için de burası 2-1-3 yeterli. Büyütenlere 5 numaralı Rabat Güzeli, 7 numaralı Saray Cariyesi ve 4 numaralı Signora diyorum. Yine önde boş kalabilir kardeşimizle. Günün 5. ayağı ise starttan potaya nefeslerin kesileceği keyifle izleyeceğimiz bir ayak. Ben 4 malı El Nino'nun çimi de yapabileceğini düşünerekten bu mesafede öncelikli şansı tanıyorum ve potaya hayli yakın görüyorum. Ancak 1 malı Bayezid 2 yaşlılığında Sakarya koşusu gibi uzun sayılabilecek mesafeyi kazanırken göz okşayan bu safkan üçlülüğünde çimde bugün çok farklı bir yarış çıkartacak. Ve bana göre Bayezid en ciddi rakiptir. Hele ki El Nino çimi biraz kum gibi yapamazsa çok sert rakip olacaktır 1 numaralı Bayezid. Ama ben bu ikiliye bugün Joshua'dan ilginç bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. İyi bir kağıt, iyi bir pedigri, çimde de bu yarışları yapabileceğini ve bu iki isim çok kötü koşarsa 4-1, Joshua'dan ters bir yarış gelebilir, sürpriz bir performans ortaya koyabilir. Dikkat diyelim. Yine bu ayağı büyütenlere İzmir'den çimde kazanarak gelen ve üçlülüğünde de iyi koşacağı aşikar olan bir mendip yavrusu 8 numaralı Montana, 3 numaralı Corcovado ve 12 numaralı Urla Fırtınası bugün. Bakın eğer ki burayı kalabalık geçeceksek yazacağımız isimlerden biri mutlaka Urla Fırtınası olsun. Tam bir mesafe at. Uzayan her mesafe Urla Fırtınası'nın lehine. Bugün bir sıçrama yarışı yapabilir. Çim'de de iyi koşacağını düşünüyorum. Koştuğu tek çim yarışı belki tatminkar değildi ama bugün iddialı bir yarış gelebilir. Ben şahsen kendi kuponuma 4-1-6-8-3-12'yi ayrımsız yazacağım. Bu 5 ismi kendi kuponumda mutlaka değerlendireceğim. Sizin yeriniz kalırsa 10 numaralı Şarpa ve 2 numaralı Can Kılıç'ı da ilave edebilirsiniz. Şarpa'nın son koşusuna startta kaldığını çok ölçü alınmaması gerektiğini hatırlatalım. Günün kapanış ayağında ise 4 numaralı Melih Efe. Hazır taylardan biri, iyi taylardan biri. Ve bugün iyi bir start çıkışı yapması halinde koşuyu bence kazanır. Fakat ve fakat diyoruz. İkinci ayakta eğer 10 numaralı Bulem'i tek yazacaksak. Veyahut farklı bir kurgu oluşturacaksak diyorum. Sizin inandığınız bir banko vardır. Ya tay koşusudur ben son ayakta tek at beklemeyeyim diyenlere 3 tane taydan bahsedeceğim. 5 numaralı Şan Şimşek. Çok çok iyi hazırlanaraktan buraya geldi onu söyleyeyim. Yani bu tabi birazcık artık kapalı kutu bunlar. Taylar idmanlarında uçsa bazen yarışlarında kötü oluyor. Yarışta baktığınızda işleri kötü oluyor. Yarışa çıkınca farklı yarışlar sergileyebiliyorlar. Ama at yazacaksak 5 numaralı Şan Şimşek. 2 numaralı Güm Güm çok hazır geldi buraya ve 1 numaralı Ergene Rüzgarı'nı değerlendirebilirsiniz. Eğer tercihinizi Bulem'den yana kullanıp veya sizinle anladığınız başka bir isim varsa o zaman rakipleri bana göre 5-2-1 sıralaması şeklinde gözüküyor. Ama ana kurgumuz Melih Efe'ye son ayağa kadar heyecan yaşayalım diye ben Melih Efe'ye getirdim. Normalde iyi bir start çıkışı ve idmanlarındaki görüntüsünü piste yansıtırsa kazanması lazım. Peki, programın sonuna geldik biz. Dolu dolu bir program oldu. Sizlerden çok değerli katkı ve katılımlar oldu. Her cumartesi pazar olduğu gibi biz de burada çok keyif aldık. Umarım siz de ekranlarınız karşısında aynı tadı, aynı keyfi
almışsınızdır bu güzel pazar gününde de. Özlem şimdi hemen başlıyor. Haftaya sizlerle beraber olmak adına o özlemi duymaya başlıyoruz. Dilek ve temennimiz ise her zaman aynı. Önce sağlık ve huzur, ondan sonrasında hepsi zaten geliyor. Ve ben sözü bu haftalık kapanış için tekrardan sevgili Engin'e ve sevgili Eray'a bırakıp veda ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç sizlerle beraber olsun. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, yarışlara doyacağımız bir gün bizleri bekliyor. Bütün yarış severlerimize iyi seyirler. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.